dolgudan sonra bir ağrı oluşuyor. Biz bu ağrının neden olduğunu merak ediyoruz. Bu konuşmanın sonunda ihtimalleri neler olduğu üzerinde duracağız. Nelerde hata yapıyoruz, nelerde doğru yapıyoruz. Onları test etmiş olacağız. Ve bir restorasyonu baştan sona kadar izleyeceğiz. Yani bu konuşmanın hedefi bu. Öncelikle yaklaşık 15 tane sorumuz var. Bu sorunun cevaplarını bilmek zorundayız. Ve 10 tane kuralımız var iyi bir restorasyon yapmak için. Bunları işte bu süre içinde anlatacağım. Tekrar şu cümlemi kurmak istiyorum. Bunların her, her biri üstünde tartışabilecek şeyler göreceksiniz. Öyle basit konular değil. Hoşunuza gidecek şeyler. Ama net kuralları olan şeyler olmadığını söylüyorum. Tartışabileceğimiz şeyler bunlar. Ama öğreneceğiz hap bilgiler işinize çok fazla yarayacaktır. Biz öncelikle şunu söylüyoruz. Bir ağrı oluyorsa bir etkenin sinire ulaşması gerekiyor sinire ulaşması demek bir hormonun salınımı açığa çıkan hormonun da o bölgeden gelen etkeni algılamamızı sağlar ki ağrı diyoruz. Yani biz bir ağrıdan bahsedeceksek etkenin mutlaka sinire ulaşmasını anlamamız gerekiyor. Peki çürük nedir? Çürük dediğimiz zaman aslında diş dokusunun yapısının bozulmasıdır direkt olarak. Fakat bununla ilgili birçok konu var. Kırık, abrazyon, erozyon, atrizyon, afraksiyon gibi birçok sebepten diş bütünlüğü bozulabiliyor. Ama biz genel olarak şunu söylüyoruz. Eğer mikroorganizmalar dişin bütünlüğünü bozduysa genel olarak buna çürük diyoruz. Veya dişin bütünlüğünü bozan mikroplardır gibi işte bunlarla uğraşıyoruz yıllardır. Evet. Mikroorganizmalar neden dişin bütünlüğünü bozar? Böyle bir kastım var. Yani mikrop gidip ben bu dişi yiyeyim mi diyor. Aslında böyle bir şey yok. Aslında sadece bunlar yaşamak için kaçıyorlar. Peki bu mikroorganizmalar neden kaçıyor? Aslında şöyle sormak lazım. Eğer bir mikrobun ağza girdiğini kabul edersek başta neler geliyor? Önce bunu bilmemiz lazım. İlk önce tükrükle savaşmak zorunda. Tükrün içindeki savunma hücreleri gelen bu mikroorganizmalarla savaş haline geçiyor. Aslında çoğu bunların mikrobun daha doğrusu tükrüğün savunma sistemi o kadar da çok güçlü değil. Bir bakteri planda 300 çeşit bakteri yürüyebiliyor mesela. Bunun dışında ikinci olarak kaçtıkları şey diğer mikroorganizmalar. En önemli konu bu. Ağızda bulunan mikroorganizma kolonileri var. Bunlarla karşılaşmak istemiyorlar. Bunlardan kaçıyorlar. E diğer kaçtıkları konu da oksijen. Yani oksijenli ortamda çok durmak istemiyor bazıları. Peki, bütün çürük yapan mikroorganizmalar arasında mutans neden bu kadar ön planda? Neden streptokokus mutansla ilgili konuşuyoruz? Çünkü basit olarak... E, Streptococcus mutans oksijenli ve oksijensiz ortamda yaşayabiliyor. Peki mutans neden dişi seçiyor? Yani ağızda bu kadar yer varken neden diş bu kadar mutans için iyi bir yer? Çünkü dişin yüzeyinde saklanacak çok fazla yer var. Aslında biz öyle bilmiyoruz. Biz fisürlere biliyoruz. Sanki fisürler dışında her yer düzmüş gibi geliyor ama hiç öyle değil. Şimdi biraz bakalım. Mesela Mine'nin yüzeyini düz kabul ediyoruz değil mi? Aslında hiç öyle değil. Bakın yaklaştıkça aslında yüzeyin ne kadar pöröz olduğunu göreceksiniz. Evet. Yüzeyle bakın. Tam bu görüntü hafızanızda kalsın. Aslında Mine'nin yüzeyi öyle düz falan değil. Bir de anlatılanlar var. Hani altıgen yapıda olacak. İşte bunlar dizili olacaklar. Bunların Hepsi birazdan göreceksiniz çok mikro düzeyde şeyler. Yani bizim bunları görme şansımız, bunları algılama şansımız yok. Ama bilmemiz gereken en önemli konu dişin mine yüzeyi düz değil. Milyonlarca mağaralardan oluşmuş bir yüzey var. Bakın bir tepenin üstüne yaklaştıkça hani o derslerde anlatılan altıgen yapıyı andıran şeyler görmeye başlıyoruz. Ama bunlar çok 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 büyütmelerde karşımıza çıkıyor. Aslında bizim düz kabul ettiğimiz yüzey binlerce mağaradan oluşan bir engebeli alan aslında. Peki şu resmi bir bakın. Biraz önce hafızanızda kalsın dediğim yukarıdaki slide var. O binlerce mağaranın üstten göründüğü görüntü. Bu gördüğünüz mavi küçük şeylerse mikroorganizmalar. Bakın bir tepeciğin arasında olan milyonlarca bakteriyi görüyor musunuz? Bu milyonlarca bakteriyi bu bölgeden uzaklaştırmanız zannettiğiniz kadar kolay bir iş değil. Ve basit bir bilgi vereyim. Mesela bir mikroorganizmanın çapı ortalama 1 mikron kabul ediliyor. Hibrit tabakanın kalınlığı ne kadar biliyor musunuz kompozit yaparken? 5 mikron. Yani sizin bağlantı sağladığınız şey bunlardan 5 tanesinin yan yana geldiği kadar bağlantı. Mininin dış yüzeyini düşünün. Peki daha komik bir slide size. Fres kullanıyorsunuz. Kullandığınız frezin çapına şöyle bir bakın, hayal edin. Mine yüzeyinde uzaklaştırmak istediğiniz mikroorganizmaları çürüğün etrafından tamamen uzaklaştırma şansınız yok. Yani minenin birçok izinde mikroorganizmalar hala yaşıyor olabilir. Bir başka deyişle mesela hepimiz diş fırçalamayı çok öneriyoruz. Şöyle diş fırçaları tamam çok güzel ama nereyi temizliyorsunuz siz? tabii ki çok büyük faydaları var. Plak oluşumunu engelliyor. Birçok faydası var. Burada eğer mikroorganizmalarla uğraşıyorsak, dişin yüzeyinden mikroorganizmaları fırçalayarak uzaklaştırma şansımız çok fazla yok. Onu göstermek istiyorum. Ha, eğer iyi bir fırçalama istiyorsanız, burada gördüğünüz gibi fırçanın kılları ne kadar ince olursa, o kadar dişe nüfus edebiliyor. Ve uçları ne zaman esnerse, ne zaman bozulmaya başlarsa, siz aslında Birazcık da mikroorganizmaları daha içeriye itiyorsunuz. Yani dolayısıyla fırçalama tekniğini iyi bilmeniz lazım. Çok bastırmak çok doğru olmayabilir. Buradaki slaytın anlamı siz fırçalayarak mikroorganizmaları o deliklerden çıkaramazsınız. Yani mikroorganizmalar hala yüzeyde kalabilir anlamında. Peki, Streptococcus mutans mikroorganizmalar dişe bu kadar kolay mı ulaşıyor sizce? Aslında mikroorganizmanın dişe ulaşması neredeyse imkansız. Neden imkansız? Çünkü yüzey pelikül denen bir sıvıyla kaplı. Peki bu ne anlama geliyor? Pelikül şu anlama geliyor. Dünyadaki bütün yüzeyler, sert yüzeyler, inorganik yüzeylerin üst yüzeyi suyla kaplıdır. Neden suyla? Çünkü bunların yüzey enerjileri yüksektir. Etraftan bir şeyleri üstüne çekerek nötralize olmaya çalışırlar. En kolay çektikleri de nem olduğu için birçok yüzey daha doğrusu sert yüzey sıvıyla kaplıdır. Diş yüzeyi de bir sıvıyla kaplıdır ki biz buna pelikül adını veriyoruz. Dolayısıyla mikroorganizmaların öncelikle dişe ulaşma şansı yok. Önce pelikül denen sıvı içinde olmak zorunda. Hani şöyle bir şey söyleyebilirsiniz. Acaba bütün mikroorganizmalar iyi bir yüzücü mü? E galiba yüzücü tükrükte veya işte gördüğünüz gibi pelikül içinde yüzmek zorundalar hayatta kalabilmek için. Peki Vücudumuzda sert dokular var. Biraz önce ondan bahsetmiştik. Bunlar neler? Mesela hepimiz biliyoruz. Mine, denti, sement, kemikler. Ama vücut bunları böyle tanımaz ki. Bunların hepsinin ortak bir adı var. Vücudun yaptığı. Bunların hepsinin ortak adı hidroksil, apatit kristalleri. Sadece minenin kristal yapısı biraz daha farklı. Kristal kelimesi de şöyle demek. Kristal düzenli dizilmiş anlamına gelir. Mesela kristalizasyon bir yapıyı sıralı hale getirip onu kullanmak demekken polimerizasyon düzensiz bir yapı halinde karşımıza çıkar. Mine'nin inorganik yapısı, sert yapısı çok düzenli olduğu için diğerlerinden sertlik olarak birazcık daha farklıdır. Yani kısacası biz vücudumuzdaki sert dokulara aslında hidroksil apatit kristalleri diyoruz. Peki vücudumuzdaki sert yapıların İçi sadece hidroksil apatit kristalleri mi? Yok aslında öyle değil. Burada çok güzel bir bilgi var. Ben bunu şöyle anlatıyorum. Hidroksil apatit kristalleri dediğiniz şeyleri yumurta gibi düşünün. Yani bu yumurtalar eğer sertlik veriyorsa yumurtaların birbirine yapışması gerekir. Eğer yumurtalar birbirine yapışmazsa yüzeyden dökülür. Tıpkı ne de olduğu gibi kompozitlerin içinde olduğu gibi. Kompozitlerin içinde olan doldurucular... Eğer bir monomer sistemiyle bir araya getirilmezse yüzeyden hepsi dökülürler. Tıpkı mine de olduğu gibi. Siz istediğiniz kadar yumurta koyun. O yumurtalar birbirine yapışmadığı sürece hiçbir şey anlam ifade etmez. Buradaki kelimemiz şu. Yumurtaları birbirine yapıştıran ara maddeye bazıları yapıştırıcı diyor. Bazıları organik kısım diyor. Mukopolisakkarit amolegenin fosfoprotein, interprizmatik matriks, hatta şöyle bir şey var. Buna hayat zamkı deniyor. Hayat zamkı denen şey o inorganik dokuları bir arada tutmak için kullandığımız organik yapı. Ben bunun adına en çok mukopolisakkarit diyorum. Şöyle bakacak olursak eğer hidroksapatit kristalleri böyleyse bunlar yumurtalarsa hiçbir şey yaramaz. Siz ancak bunları bir arada tutabilirseniz yüzey sert bir hale gelir. Eğer bu organik kısım hani hayat zamkı denen kısım mukopolisakkaritler ne kadar çok artarsa yüzey o kadar yumuşar. İnorganik kısım ne kadar artarsa yapı o kadar sertleşir. Vücut için söylüyorum. Dolayısıyla şu an elimizdeki en yüksek inorganik doldurucu oranı minede ağırlık olarak yüzde 98. Yani yüzde 98'i yumurta, yüzde ikisi yapıştırıcı olarak düşünebilirsiniz. Peki. Bunlar nelerden etkileniyorlar? Vücudumuzda daha doğrusu inorganik kısım dediğimiz sert yapıyla mukapolisakkarit dediğimiz yumuşak kısım ortamdaki farklı şeklerden farklı etkileniyorlar. İnorganik doku hidroksapatit asitli ortamdan etkilenirken mukapolisakkarit e, bazik madde, maddelerden etkileniyor. Yani siz kimyadaki adı H olan asidi ortama verirseniz inorganik yapıya bir şeyler oluyor. Eğer siz kimyası OH olan bazik alkalen bir yapıyı diş yüzeyine uygularsanız bu sefer organik kısma yani hayat zamkına yani mukopolisakkarite zarar vermiş oluyorsunuz. Peki bu zararlı etkiler ne oluyor? Yüzeye siz asit uyguladığınız zaman yumurtalar bir puzzle gibi parçalara ayrılıyor. Ama dikkat. Bu ayrılan parçalar hiçbir yere gitmiyor. Orada duruyor. Sadece yumurta bütünlüğünü kaybetmiş oluyor. Ama siz yüzeye bazik bir madde uygularsanız konsantrasyonla bağlı olarak kostik bir etki yaratıyor. Bu kostik etki yani yakıyorsunuz organik dokuyu. Karbondioksit ve suya ayrışmasına neden oluyor Organik yapının. Peki asit dediğimiz şey nedir bizim açımızdan? İki türlü asit var. Bir organik asit ve inorganik asit. Şimdi ne anlama geldiğini göreceksiniz. Organik asitler gıdalardan özellikle karbonhidratlardan sonra açığa çıkan şeyler. Bunlar asidik olarak pH'nin 5,5 derecenin altına inmesi durumunda yediğini o tür kabul edersek ve 30 dakika süreyle diş yüzeyine temas ederse inorganik doku yani puzzle yani yumurta çözülmeye başlıyor. Ama hala kalsiyum içerikli yapı ortamda bekliyor. İnorganik asit eğer derseniz yani nedir bu inorganik asitler? Fosfat siman, camionomer siman, polikarboksilaz siman, adeziv diye kullandığınız her şeyin içinde asit var. Bunların asiditesi 1 ile 3 arasında değişebiliyor. Burada şöyle bir sorun var. Organik asit 30 dakika içinde mineyi çözmeye başlarken bunlar 5 ile 15 saniye içinde mineyi çözmeye başlıyorlar. Peki alkalen yapı bize nasıl bir etki veriyor? Hani basit anlamda kullandığımız kalsiyum hidroksit var. Bunların ben bunları niye anlatıyorum? Kullandığınız malzemeler dişe neler yapacak? Birazdan göreceksiniz. Ne gibi etkilerle karşılaşacaksınız? Bunların yararları zararlarına göre kullanmanız lazım. O açıdan bunları bilmek durumundasınız. Kalsiyum hidroksit. Herkes çok seviyor kalsiyum hidroksiti. Hatta bazen ya keşke kalsiyum hidroksit koysaydım da ağrı belki ondan oldu gibi cümlelerde kullanıyor olabilirsiniz. Ama kalsiyum hidroksit kullandığınız zaman bazık bir materyal olduğu için kime zarar verecek? Organik kısma inorganik dokuya pek bir zarar vermeyecek. Eğer konsantrasyonu çok yüksekse kostik etki yaratacak. Şimdi bu anlatacağım şeyler biraz hani pulpa'ya teması değil de indirektmiş. Çok yakınız korkuyoruz. Kalsiyum hidroksiti öyle yapalım mantığından yola çıkarak kullanılacak cümleler. Kalsiyum hidroksitin en etkili şeyi kalsiyum oksidi suyla o an karıştırdığınız zaman ulaşan alkalen yapıdır. pH 11e kadar çıkar. Peki ne kadar süreyle etki eder biliyor musunuz? <laughs> maksimum bir dakika. Yani siz kalsiyum kalsibidoksitin o pH'sını 11'di, 11'i maksimum bir dakika süreyle kullanabiliyorsunuz. Çünkü bir dakika sonunda ağız ortamındaki nem, yüzeydeki nem, bu bölgede nötralizasyona sebep oluyor. Dolayısıyla hani sizin o çok sevdiğiniz kalsiyum hidroksitin kullanım ömrü bir dakika. Ama başka etkileri de var bunun. Bunlar neler? Her şeyden önce kalsiyum hidroksit bazik bir materyal olduğu için Ortam asidik bir yapı olduğu için çünkü asit yapı inorganik dokuyu çözecek. Mikroorganizmalar asidik şeyi salgılayacaklar. Göreceksiniz nasıl olduğunu. Bunları nötralize etmek için kalsiyum dioksit evet kullanabiliriz. E, mikroorganizmalar canlı dokular olduğu için e, bazik materyal de kostik etki yaratacağı için biraz antibakteriyel etkisi var bir dakika süren. Eğer bu kostik etki simir tabakasını geçer, dentinli geçer, Odontoplas uzantılarına ulaşır pulpa'ya giderse belki tamir dertiniz tümle edebilir diye düşünmemiz lazım. Aslında bazik etkinin kullanıldığı diş hekiminde en önemli yer beyazlatmadır. Biz bazik etkiyi beyazlatmada kullanıyoruz ama onun yeri burası değil konuşma yeri. Evet, soru 11. Şimdi biz mikroorganizmayı daha doğrusu mutansı aldık dişe saklanma yerine gittik ama mutans gitti baktı yüzey pelikıl dolu ama pelikılın içinde yaşayacak yer buldu dolaşıyor. Peki ortama bir asitten bahsediyoruz. Ortamın bir asidik etkiyle mineyi çözmesinden bahsediyoruz. 30 dakika içinde. Madem ki mikroorganizmaların açığa çıkardığı bir asidik tablo var. Pelikıl niye bunları nötralize etmiyor? Eğer bir sıvı içindeyse ve ortamda bir asit varsa pelikıl bunu nötralize etmek zorunda. Yani biz bu estik etkiyi mineye iletmemeliyiz. Ama bunun bir sebebi var. Çünkü pelikıl su değil. Çünkü pelikılın içinde organik ve inorganik bileşenler var. Yine açığa çıkan asit pelikılın içindeki inorganik kısmı çözdüğü için mineye ulaşıyor. İşte bu yüzden yüzey şeklinde değil minede çürük nokta şeklinde başlıyor. Evet hikayemiz böyle gidiyor. Şimdi şu videoyu seyredelim bakın. Bir mikroorganizma mutans pelikıl içinde yüzüyor. Hep şöyle bir inanışımız var. Bu asit nereden geliyor? Ya bu asitli Tamam karbonhidrat, karbonhidrat. Peki ne oluyor karbonhidrata? Şimdi aslında bunu biraz hikaye şeklinde anlatacak olursak şöyle diyoruz. Mikroorganizmalar sizin bizim gibi canlılar. Bu canlılar yiyorlar. Bir an sonra dışkılıyorlar. Hayal gücünüzü kullanın. En çok sevdiği şeyler Mesela karbonhidratlar bu mutansların. Yiyorlar, yiyorlar, yiyorlar. Daha sonra dışarıya çıkarıyorlar artıklarını. İşte dışarıya çıkan şey, siz tatlı yediğiniz zaman da idrarınız bu şekilde oluyor. Çok tatlı yerseniz asidik bir yapıyla idrarınız ola, olabiliyor. Mikroorganizmalar da karbonhidrat yedikten sonra açığa çıkardıkları, isterseniz buna toksin deyin ama anlayabilmek için buna siz dışkısını da diyebilirsiniz. Asidik bir yapıya sahip. Bu asidik yapı, Beş buçuğun altına inip 30 dakika değdiği zaman pelikılı içindeki inorganik dokuyu çözüyor ve mineye ulaşıyor. İşte mikroorganizmanın mineye ulaşım yolu bu şekilde oluyor. Ve minenin içine girdikten sonra minenin her tarafına gediğiniz karbonhidratlara bağlı, açığa çıkan asitlere bağlı olarak e, minenin yapısı bozulmaya başlıyor. Bunlar kendilerine yeni mağaralar elde ediyorlar. Açığa çıkan asitler altlarını çözdükçe mikroorganizmalar bir aşağı düşüyorlar. Yani hiçbir mutans ben dişin içine gireyim de ama şurada pulpaya gideyim de pulpada enfeksiyon yaratayım diye bir niyeti yok. Bunlar sadece yaşamaya çalışıyorlar. Ortamda mikroorganizmaları besleyecek madde bulursanız bunlar çoğalıyorlar. Ama siz bunları çoğaltırken karbonhidrat da yerseniz bunların son ürünleri dışarıya çıkardıkları şey asidik olduğu için altlarını çözüyor. Altlarını çözünce mikrop aşağı iniyor. İne, 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 ine sonuçta mine bitiyor. Ama unutmayın mikroorganizmaların asitlerinin çözdüğü yumurtanın puzzle gibi dağıldığını ve orada olduğunu unutmayın. Önce pelikılda birikiyor. Sonra bakteri planda birikiyor. Fakat minenin üst yüzeyine birikmeye devam ettiği için başlangıç mine çürükleri bu yüzden yüzey olarak birazcık daha fazla mineral bir yapıya dönüşüyor. O yüzden biz kuruttuğumuz zaman beyaz alanlar görüyoruz. O yüzden çünkü organik dokusunu yani mukopolisakkaritleri de mikroorganizmalar bu şekilde yiyorlar. Evet bunlar daha sonra mineyi aşıp dentine ulaşıyorlar. Dentine ulaştıkları zaman sınır membran denen bir yer buluyorlar. Bunlar organik şeyler ve artık mikroorganizmaların dikkat edin çoğalması için sizden gelecek gıdaya ihtiyaçları kalmıyor. Çünkü sınır membranı denen organik doku bunların için bunlar için bir besin kaynağı. Bunlar sadece sayılarını arttırıyorlar ama. Bunların son ürünü asidik değil. Siz karbonhidrat yediğiniz zaman milyarlarca mutans karbonhidratı yediyip sindirdikten sonra asit açığa çıkarıyor ki ve bu asit diş dokusuna değince dentinde artık çözülme başlıyor. Biz birçok çürük türü biliyoruz minne dentin, derin dentin. Bunların hiçbirini anlamı yok. Mikroorganizma bunların hiçbirini tanımaz. Mikroorganizmanın tek bir amacı var yaşayabilmek. Siz ona besin kaynağı verirseniz tabii ki yaşayacaktır. Bizim ağrı olarak düşündüğümüz şey burada şöyle. En önemli kriterlerden biri hastanın o dişle vermiş olduğu reaksiyon. Yani hastanın sıcak, soğuk, tatlıda ağrısı yoksa, hiperemi teşhisi koymuyorsanız çürüğün diğer tipinin hiçbir önemi yok. Bizim için en kritik bilgi ise hiperemide olmayan bir dişi yaptığınız hatalar yüzünden hiperemiye dönüştürmek. Birazcık bunlara bakacağız şimdi. Şöyle bir soru var. Diş çürüğü ağrılı bir hastalık mıdır? E, tabii ki hayır. Diş çürüğü hiç ağrılı olabilir mi? Düşünebiliyor musunuz? İlk baştaki cümleyi hatırlayın. Bir ağrının olabilmesi için etkenin sinire ulaşması lazım. E, çürük ne zaman sinire ulaşıyor? Adına pulpit diyorsunuz o zaman. Yani mikroorganizmalar pulpanın içine girdiği zaman o zaman ulaşabiliyorsunuz. Veya çok çok yaklaştığı zaman hani toksinleri falan ulaştı deniyor ya. İşte o birazcık hiperemi ama diş çürü ağırlı bir hastalık değil. Peki dişte olan ağrının kaynağı nedir? Aslında minedentin yok olduğu için etken çok hızlı şekilde pulpaya iletildiğinden soğuk sıcak ekşi tatlı. Biz bunu ağrı olarak algılarız ama bu etken geçtikten sonra geçer. Yani çürüğün değil bu dokunun kaybına bağlı olarak çıkan kısa süreli ağrı olarak düşünebilirsiniz. Bir başka sorumuz şu 14. sorumuz. Diş çürüğünün derinliği ile ağrının bir alakası var mıdır? Mesela bu çürük çok derin kesin ağrı yapar. Böyle bir şey var mı? Tabii ki yok yani çok komik. Neden? Şöyle düşünün. Mesela 12 yaşında bir çocuğun altı numarasına ok rüzel dolgu yaptığınız zamanki derinlikle atıyorum 75 yaşında bir insanın çürüğünü aman derin olmuş olmamış çok ilgilenir misiniz? İlgilenmezsiniz. Bunun hiçbir alakası yok. Tabii size bir ön yargı verebilir. Ama çürüğün derinliği değil hastanın o diş ile vermiş olduğu prognoz çok önemlidir. Eğer başarılı bir dolgu yapmak istiyorsanız hiperemi ve endodontik tedavi indikasyonu olan dişleri protokol olarak farklı bir şekilde değerlendirmek zorundasınız. Bana göre en problemli dişlerden biri hiperemi teşhisi koyduğunuz bir dişe yapacağınız kompoz restorasyondur. Hiperemi'nin ne olduğunu bir tanımlayalım. Sonra çürük kısmını bitirmiş olalım. Hiperemi şu arkadaşlar. Etken pulpaya gidiyor. Adına ne derseniz pulpa'ya gittiği zaman pulpa'ya ne oluyor diyor burada? Bu sefer kendi damarların içinden savunma hücrelerini pulpanın içine, pulpanın içinden de dentin kanallarını gönderiyor. Gidin bakın ne oluyor diye. Tabii ne oluyor? Bütün dentin kanallarının içi çok sıkı bir şekilde lenfle doluyor. Lenfle dolmasının bize getirdiği dezavantaj ne? Sıvıyla dolu olduğu için hidrodinamik teori diye belki aklımıza gelir. Etken çok hızlı şekilde pulpaya iletiliyor. Yani sinire ulaşan bir şey yok ama o lenfin doluluğu iletkenliği arttırdığı için hastada etkene bağlı kısa süreli ağrılar geliyor oluşuyor ki işte biz buna hiperemi adını veriyoruz. Bu durumda bilmeniz gereken şey hiperemili bir dişe tedavi ederken tedavi yapacaksanız yapacağınız en ufak bir travma dentin lenfini normalden 5 kat daha fazla hızlandırır. Yani zaten normalde derinleştiyse kaviteniz hiperemi yokken travma etkisi çok hızlı bir şekilde pulpaya iletiliyorsa eğer hiperemit endikasyonu var ve siz frezinizi düzgün kullanmazsanız lenf 5 katı artıyor. Lenf arttığı zaman çok iyi bir adezyonla bu işi çalışıyorsanız bu sefer lenf dişin içine hapsoluyor. Drene olamadığı için balon gibi diş şişmeye başlıyor. Etken çok hızlı dolgudan dişe iletildiğinden dolgudan sonra inanılmaz ağrılar meydana gelebiliyor. Evet. Şimdi biraz bu çürük kısmı bizim açımızdan hani konuşmadan olmaz denen kısım. Şimdi dolgu yapmak için size 10 tane kuraldan bahsedeceğim. Ondan sonraki e, kısım aslında bu par bu kısım ikiye ayrılıyor. Bir adezyon seçimi var. Bunlar önemli konular. Bir de kompozitin yerleştirilmesiyle ilgili kısımlar var. Ama bunların hepsini bir araya getirdim. eee hoşunuza gideceğini zannettiğim 10 tane kural çıktı bunlardan. Şimdi şunlara bir bakalım. Kural 1. Eğer bir diş çürü hiperemi tanısı veriyorsa direkt restorasyon alternatifini iyi düşünmeniz gerekir. Şartlara uymak zorunda kaldığınız durumlar olabilir. 2. Asla ve asla unutmayın. Diş hekimliğinde hiçbir restoratif materyal medikaman değildir, ilaç değildir. Yani sizin yapmış olduğunuz hatayı affetmez. Sizin yapmış olduğunuz hatayı iyileştirmez. Diş hekimliğinde iyileştirici diye yıllardır kullanılan sadece bir maddemiz var. Çinko oksitojenol. Bu arada ojenol de en toksik malzemelerden biridir. Ama neden diş hekimliğinde kullanılır? Çünkü ojenol sinir blokajı yaptığı için etkenin sili üzerine ne diyelim azaltır gibi. Birazcık geciktirir. Böyle olunca bu bölgede hiçbir şey yokmuş hissini alan pulpa lenfi geri çeker. Lenfi geri çektiği için ojenolün etkisiyle hipenenin geçmesine sebep olur. Tabi biraz antibakteri etkisi de vardır ojenolün. Fakat toksitesi çok daha yüksektir. Dikkatli kullanmamız gerekir. Ama ne yapalım? Bugüne kadar tedavi edici ilaç diye üretilmiş hiçbir malzeme yok hiçbir restoratif materyalin ilaç olmadığını, yaptığınız hataları telafi etmeyeceğini unutmamanız lazım. 3. birazdan bakacağız bunlara. Odontoplas uzantıları denen bir şey var. Birazdan göreceksiniz. Biz dişin canlı kısmını hep dentin kabul ederiz. Yani sinir dentindedir, dentin ağrı yapar. Böyle değil. Bazen minenin içine kadar uzanabilir bu odontoplas uzantıları. Bazen mineye dokunduğunuz zaman bile hastada ağrı oluşabilir. Ve bu dişin hiperemiye girmesine sebep olabilir. Hele anestezi yaptıysanız. Bu nedenle hiçbir aşamada ama restorasyon hiçbir aşamasında travma uygulamamalısınız. Yani basınçla bir şey yapmamalısınız. Çünkü frezinizin keskin olmasının sebebi sizin basınç uygulamamanızı sağlaması içindir. İsterseniz biraz dentine bakalım. Sınır membranından sonra mikroorganizmalar dentine gelmişti. Dentinin organik kısmı yüzde otuz, inorganik kısmı ağırlık olarak yüzde yetmiş. Aslında bu şöyle çok böyle e, hani kulağa hoş gelen bir şey değil. E, inorganik oranı çok düştü dentinde. Daha da komik bir kısmı var. Dentinin delikleri var hani böyle dentin kanalları diyoruz. Eğer o delikleri de çıkarırsanız aslında dentin çok fazla değil. Birazdan göreceksiniz. Ama bilmeniz gereken en önemli bilgi, dentinin deliklerinin çapı 0.5-0.9 mikron. Hatırlayın konunun başında mikroorganizmalar vardı hani minenin yüzeyinde. Çapı ne kadardı hatırlıyor musunuz? 1 mikron. Bakın dentinin çapı 0.5-0.9 mikron. Yani basit mantığı bir mikroorganizmanın dentinin içine girme şansı yok. Ancak pulpaya yaklaştı, yaklaşınca çapları artıyor çapları arttığı zaman belki dentin kanallarının içinde mikroorganizma kalabiliyor. Ama başlangıçta mikroorganizmanın dentin içine girme şansı yok. Asla da giremiyor. Bakın neler oluyor göreceksiniz. Peki biz ağrıdan bahsediyoruz. Peki bu ağrıyı kim sağlayacak? Nasıl ağrı olacak? Ağrının oluşumundan sorumlu odontoplas uzantıları ve buna sarılı bir miyenisi sinir ucu var. Buna etkenin gitmesi gerekiyor. İki, dentin lenfinin fazla olması gerekiyor ki iletken görevi görsün. 3, substansiya fundamentalis denen bir şey var. Substansiya fundamentalis aslında kollegenlerin içinde bulunduğu sıvı. Bütün organik yapıların da bir sıvı içinde olması gerekiyor. Hayatını devam ettirebilmesi için. Bunlar ağrıdan sorumlu üç ana başlık. Peki kompozitin bağlanma mekanizması nasıl? Bunlar neresine bağlanıyor kompozit? Bağlandığı yer dentin kanallarının içine giriyor ama içine girmesinin hiçbir anlamı yok. Çünkü büzülünce kanalın neredeyse üçte biri kadar kalıyor çapı. Ama yan kanallara girebilirse lateral kanallara o zaman kitleniyor. Diğer bir bağlantı şekli ise işte bu kollegenlerin içine akarsa saçlarınızın içine akması gibi düşünün. İçine akar ve bunu polimerize ederseniz o zaman kitleniyor ve adına hibrit tabaka deniyor. Evet. Şimdi bakın dentin kanallarını şöyle görün. Bir milimetre karede, bir milimetre karede ortalama 75 bin tane delik var arkadaşlar. 75 bin tane. Bir milimetre karede. İşte bunlar dentin kanalları olarak karşımıza çıkıyor. Dentin kanallarının sayısı pulpa yaklaşıkça artmaya başlıyor. Burada gördüğünüz bir odontoplast uzantısı. Ama şimdi dikkat edin ne olduğuna. Bir kesitte göreceksiniz. Pulpanın hemen üzerinden bir kesit alıyorsunuz. Aslında bu odontoplast uzantıları dediğiniz şey tamir dentini yapan odontoplastların kolları. Bunların görevi ne? Herhangi bir etken geldiği zaman dentinin pulpanın içini doldurarak dentinin kalınlaşmasını sağlamak. Yani etkinin canlı kısma ulaşmasını engellemek için pulpanın tavanında yer alan, periferinde yer alan hücrelerin kolları. Bunlar kollarını uzatırken yanlarında sinir uçları da var. Etken önce bunlara geliyor. Bunlar odon odontoplast hücrelerine geçiyor. Odontoplast hücreleri de kendilerini geri çekerek hemen geri kollarını geri çekerek çekildiği yerlerde yeni dentin oluşmaya çalıştırıyorlar. İşte bu bölgede pulpanın etkenin geldiği bölgede oluşan dentine tamir dentine adı veriliyor. Şimdi şu şekle bakın. Biraz önce demiştik ya dentin kanalları var diye. Aslında dentin kanalları çıkaracak olursanız açığa çıkan dentinin hani yüzde otuz organik denen o dentinin yüzde doksanı kollegen. Bu kollegen yapı saf protein içeren bir yapı. Ortamdaki asidik siz tatlı yedikten sonra mikroorganizmalar bu tatlıyı sindirip veya karbonhidratı sindirip dışkıları asit olunca dentinin yüzeyini çözüyorlar. Dentinin yüzeyi çözülünce biliyorsunuz asit şeyler sert dokuları çözüyordu. Ama kalsiyum hala orada bir yere gitmiyor. Puzzle orada. Kollagenler açığa çıkıyor. İşte bu kollagenlerin içine adezivi gönderebilirseniz polimerize ettiğinizde saçlarınız arasına yapışmış bir sakız gibi bir tabaka oluşuyor ki bu tabakaya hibrit tabaka adı veriliyor. Kollagenler her yerde var işte. Asıl Şimdi slide'a dikkat edin. Bu yan bağlar olursa, kollateral bağlar olursa dentin kanallarının içine akmış olan adeziv bir şey ifade eder. Yoksa en fazla büzülen olduğu için kanalların içinde bol kalır. Hiçbir anlamı olmaz. Ama siz kollegenlerin içine adezivi gönderip polimerize ederseniz o zaman saçlarınızın arasına yapışmış sakız gibi bir tabaka oluşur ki işte gördüğünüz hibrit tabakanın oluşum şekli budur. Şimdi bir bakalım dentinin savunma sistemi ne oluyor? Çürük dentine geldi. Bu bölgede e, yüzeyel dentini çözdü. Bunu görünce diş dokusuna ne olacak? Şimdi ilgili izleyeceğinizi tahmin ediyorum. Biraz hatırlayalım. Sağda solda kollagenler ve odontopla uzantıları var. Neydi odontopla uzantıları? E, bir çeşit bakır kablolardı. Bu etken bakır kablolara değince tamir dentini oluşmaya başlıyordu. Şimdi dikkat edin. Bunlar dentinin gerçek organik yapısı kollegenler ve substansya fundamental istenen bir sıvı içinde yer alıyorlar. Bu gördüğünüz pulpadan dışarıya doğru çıkan odontoplastın kolları. Bu kollar bazen minenin içine kadar gidebiliyor. Bunlara etken gelirse dişi hiperemiye sokabiliyorsunuz. Dentin lenfini arttırabiliyorsunuz. Bu odontoplast uzantıları dentin kanallarının içinde sinir ucuyla beraber bir sıvı içinde bekliyor ki içindeki sıvıya biz dentin lenfi adını veriyoruz. Bu da aslında bu bölgede pulpayla iletişimi sağlamak adına. Şimdi neler oldu bir bakalım. Mineyi çözdük. Mikroorganizmayı mineyi çözdü. Mine'nin yapıştırıcısını yedi? Yani mukopolisakkaritleri yedi. Bu bölgede çok fazla kalsiyum açıkta puzzle dökülecek. Nereye dökülecek? Altta önce Mine'de bir şey yokken yüzeyde birikiyordu. Dentini açınca bütün kalsiyum dentin kanalları içinde çökmeye başladı. Yani o kanalların içi yukarıdaki kalsiyumla dolmaya başladı. Siz yine tatlı yediniz, karbonhidrat yediniz, mikroorganizmaların sayıları milyarlarca oldu. Tatlı yedikten sonra affedersiniz hepsi çiştirdi, kakalarını yaptılar açığa çıkan asit dentini çözdü. Dentini çözünce bu sefer kollegenler açığa çıktı. Kollegenler açığa çıkınca hareket odontoplastları uyarmaya başladı. Odontoplastlar pulpaya dedi ki arkadaş başımızın bir belası var. Bak tehlikedeyiz. Pulpadaki odontoplastlar kollarını hemen geri kaçın demeye başladı. Kollarını geri çekerken lenfi oraya pompalamaya başladı. Eğer etken hızlı gelişiyorsa Odontoplaz uzantıları kendini geri çekemiyor. Kollarını koparıyor orada. Kollarını koparınca bu bölgede ölü ama steril alanlar çıkıyor. İşte başımızın belası olan kısım bunlar. Yani siz siyah diye aldığınız yerler aslında steril alanlar. Bu alanlar death track denen o kollegenler geri çekilmeyip kollarını koparıp orada oluşturduğu yerler bizim çürüğün bitip bitmediğini anlamadığımız yerler. Ve bu bölgede pulpaya yakın bir alanda tamir dentini oluşmaya başladı. Biraz şema e, slayt olarak inceleyin. Normal odontoplast hücresi dentin lenfi içinde etrafında miyelinsi sinir ucu var. Bu arada bir uyaran geldi. Yukarıda mine çözülmeye başladı. Kalsiyum gidecek yer bulamıyor. Puzzle yumurta parçalandı. Nereye gidecek? Dentin kanallarının içini doldurmaya başladı. Yani dentin kanalları tıka basa mineral olmaya başladı. Yani vücut kendini koruyor. Size ihtiyacı yok. Dentin kanalları kendini tıkıyor. Yani sizin aman ben çürüğü uzaklaştırayım diye vücudun bir ihtiyacı yok size. Vücudun işte kendini bu puzzle veya yumurtanın parçacıklarıyla dentin kanalları tıkadığı bu alana saydam dentin tabakası deniyor. Şimdi bakın neler olduğunu beraber inceleyelim. Kollegenlere ulaştı. Yani dentin değil sınır membranını yedi. Karbonhidrat yediğiniz dentin çözüldü. Kollegenler açığa çıktı. Kollegenler açığa çıkınca gelecek en ufak bir etki kollegenlerin dağılmasına neden oluyor. Bu dağılma hareketi substansya fundamentalisinin hareketine sebep oluyor. Bu basınç farkı dentin lenfini harekete geçiriyor. İlk baştaki hareket bu. Ama tabii bu yüzey maalesef kollegenleri açığa çıkardığı için Dentin nefri hareketini arttırırken ama dentinin üst yüzeyinde kollagenler açıkta. Kollagenler açıkta olduğu için mikroorganizmalar bu kollagenleri yemeye başlıyor. Bunlarla beslenmeye başlıyor. Ama bunların hepsi protein. Bunları yediğiniz zaman mikroorganizmalar son ürünü amonyak. Yani ortamı nötralize ediyor. Proteinin açığa çıkması büyük bir şans. Bu arada... Savunma hücrelerimiz geliyor lenften. Mikroorganizmalara savaştı ama hepsi kaybediyorlar. Çünkü mikroorganizmalar mutans çok güçlü. Hepsi ölüyor. Yeni gelen savunma hücreleri arkadaşlarının öldüğünü görünce mikroorganizmalar bunları yemesin diye kendi arkadaşlarını yok ediyorlar. İşte tam bu aşamada vücut vakit kazanıyor. Minede çözülmüş kalsiyum, dentinin yüzeyinde çözülmüş kalsiyum, o puzzle yumurta parçacıkları bütün dentin kanallarını tıkamaya başlıyor. Ve saydam dentin tabakası oluşmuş oluyor. Kısacası vücut kendi savunma sistemini kuruyor zaten çürükle ilgili. Siz karbonhidrat oluşturmadığınız sürece Gördüğünüz gibi koloniler oluşmuş durumda. Çözülen kalsiyum yüzeyde birikmeye başlıyor, birikiyor, birikiyor, birikiyor. Sonuçta yüzeyi tıkıyor. Artık hiçbir mikroorganizmanın tek başına bu tabakaya geçme ihtimali yok. Zaten çapları buradan girmeye yetmiyor. İşte bu aşamada mikroorganizmaların asit üretebilmesi için sadece sizin karbonhidrat tüketmenize bağlı. Karbonhidrat tükettiğiniz zaman unutmayın, açığa çıkan asit organik asit ve bunun nötralize etmek için 30 saniye süreniz var. 30 dakika süreniz var. Yani tatlı yedikten sonra ağzınızı çalkalarsanız 30 dakika içinde çoğunu nötralize edebilirsiniz. Evet, devam edelim. Şimdi ne yaptık? Biz dentine geldik. Evet, dentin çürüdü. Dentin çürüğü dentin kanallarını dolduran bir tabakayla bitti. Vücut kendini korudu. Saydam tabaka dediğimiz bir tabakayla korudu. Bu tabakanın altında vücudun odontoplastları alert halde ne olacak acaba bu tabakayı geçecek mi yeni asit burayı çözecek mi diye alertte beklerken bunun içini lenf doldurdu. Bu arada odontoplastlar etkilenip tam bir dentini oluşturmaya başladılar. Hikayemiz bu. Şimdi bu anlattığımız şeylerde biz nerede hata yapıyoruz? En büyük hatamız bütün mekanizma maalesef siz dişin Savunma tabakasını kaldırdığınız zaman bütün maddelerin toksik etkileri direkt pulpa'ya geliyor. Direkt canlı dokuya geliyor. Kollegene geliyor. odon uzantısına geliyor, dentin lenfine geliyor ve bunların hiçbiri direkt toksik etkisini göstermese bile bu toksik etki dentin lenfinin artmasına sebep oluyor. Artan dentin lenfi de hiç hesapta yokken dişin hiperemiye girmesine sebep oluyor. Amalgamdan farklı olarak açığa çıkan o dentin lenfi, siz çok iyi adezyon yaptınız ya, akacak yer bulamıyor. Balon gibi şişmeye başlıyor. Ama amalgam da yapışmadığı için direni oluyordu. Bir hafta on gün sonra aslında ağrısı geçiyordu. Extension for prevention'e rağmen. Ama siz kompozit yapıyorsunuz, küçücük bir kavite açıyorsunuz. Kurallara uymadığınız için dişte ağrı kesilmiyor. Bunun sebebi tamamen yapmış olduğunuz travma. Saydam dentin tabakasını asla ve asla kaldırmamanız lazım. Bunların neler olduğunu göreceğiz. Çürük uzaklaştırmada bir sürü yöntem var. Bunları anlatmayacağım ama bilmeniz lazım. İlaç sürüyorsunuz, çürü uzaklaştırıyor. Kemomekanik teknik var, ozon teknolojisi, mikroabrazyon, lazer gibi. Ama biz daha çok mekanik, herkesin kullandığı o frez işine biraz gireceğiz. Maalesef frez bilgilerimiz çok az arkadaşlar. Bu frez konusu ülkemizin bence tedavi adı altındaki en önemli sorunlarından biri. Numarasını bilmiyoruz, türünü bilmiyoruz. İşte bir tek siyah bantlık e, çok aşındırır biliyoruz. Aslında elmas frezedesi demir tozlarıdır biliyorsunuz. Bu demir tozlarının büyüklüğü küçüklüğüne göre ayrılır. Bunlar son derece zararlı şeylerdir arkadaşlar. Elmas frezler yüzeyi çizerek aşındırır. Yani kaldırdığı her yeri tırnaklarınızla çizer. Ama bıçak tarzı olan şeyler, tungsten karbik gibi şeyler elmayı dilimlemek gibidir. Bıçak sayısıyla kese kese temizler. O yüzden en önemli kurallardan biri elmas frez sadece giriş kavitesi, sadece minede kullanılır. Bunun dışında elmas frez bir daha kullanılmaz. Dentil için kullanılan üç türlü frez var piyasada olan. Mesela çelik frezleri çok önermiyoruz, çok çabuk paslanıyor. Tungsten karbit, akril ve seramik frezler var. Bunlar neden var arkadaşlar? Mesela neden bunları geliştirme yerini duyuyorlar? Ya yani diyor ki ben öyle basınç yapayım ki ne kadar basınç yaparsam yapayım sağlıklı dentini almasın diye akril frez var seramik frez var. Ama maalesef bunlar da keskinliğini çok çabuk kaybettiği için hele sulu çalışmıyorsanız bu sefer ısıya neden oluyor. Dolayısıyla günümüzde biz şunu kabul edeceğiz. Tungsten karbit freziniz yoksa şurayı temizleme şansınız yok. Başka hiçbir şansınız olamaz. İkinci bilgi de şöyle Tungsten karbitle bıçak sayısı. Şimdi bıçak sayısı ne kadar artarsa kullandığınız frezin o kadar kısa kısa dilimler elmayı. Bıçak sayısı ne kadar art, azalırsa iki dilim arasında o kadar kalınlık olur. Bıçak sayısının artmasını çürük temizlemede kullanıyoruz. Pardon azalmasını artması ise posterior dişlerin o güzel bölgesini düzenlemek için kullanıyoruz. Bir de şöyle bir sıkıntımız var. Mesela arkadaşa diyorum ki çürüğü neyle temizledin? Rondla hocam diyor. E kaç numarayla temizledin diyor. Vallahi bir tane rondla temizledim diyor. Şimdi eğer kullandığınız rond frezin çapını bilmezseniz iki tane ihtimal var. Ya çürük bıraktınız ya saydam dentin tabakasını kaldırdınız. Çünkü büyükten küçüğe sırasıyla basınçsız olarak kullanmalısınız. Bir restorasyon kalitesini ölçmek istiyorsanız son kullandığınız frezin çapını yazmak zorundasınız. Mesela çoğu zaman 12 bu 012 frezler en küçük frez kabul ediyor. Türkiye'ye 1/4 frez gelmiyor bile. Çünkü kimse satın almıyor. Ama bunları almazsanız o zaman dediğim gibi ya çocuk bırakırsınız veya hatta saydam dentin tabakasını kaldırmak zorunda kalırsınız. İşte burada gördüğünüz gibi rond frezleri biz 6-8 bıçaklı istiyoruz. lobut frezleri de 28-30 bıçaklıyı da posterior dişlerin bitiminde kullanıyoruz. En iyi bitimi bununla sağlarsınız. Bıçak formundadır. Asla elmas frez yüzeye sürmeyin bitim için. Mesela bir mine çürüğüne bakın arkadaşlar. Böyle bir çürüğe, böyle bir kavite açarsanız siz bütün savunma bloğunu kaldırmış olursunuz. Böylece yapacağınız her malzemenin etkisi korkunç derecede artar. Mesela böyle bir kavite açtığınızı düşünün. Korkunç büyük bir bütün pulpa dentin lenfi salgılamaya başlar. Açığa çıkan lenf iyi bir adezyon yaptıysanız dişler hiperemiye girer. Eğer adezyonunuz kötüyse drene olur gider. Siz iyi dolgu yaptığını zannedersiniz ama <laughs> rahatlıkla lenf direni olduğu için zamanla geçtiğinden dolayı ağrı kesilir. Evet. E, kısacası saydam dentin tabakasının lokalizasyonu iyi bilirseniz ben hep öyle derim. Saydam dentine zarar vermeyin. Patatesten bile dolgu yapabilirsiniz. Amacınız eğer ağrıyı kesmekse. Orta derecede bir kaviteyi düşünün. Böyle bir kavite açılıyor. Korkunç büyük hatalar. Hele hele derin bölgelerde açtığınız kaviteler çok daha büyük hasarlara sebep olabiliyor. Mesela şöyle kesitlere bakın. Bu sağda gördüğünüz dead çok olduğu hızlı ilerlemiş bir çürük. Mesela şöyle bir radyografiye bakın. Buna baktığınız zaman şöyle dersiniz. Aa, neredeyse pulpaya gelmiş kesin kanal tedavisi olur diye. Şöyle bakıyorsunuz kesidine hiç alakası yok. Sizin renkli kabul ettiğiniz yer aslında sağlıklı bir dentin bölgesi bile olabilir. Evet. Genel olarak biz diyoruz ki arkadaşlar hep kavite açarken büyük hatalar yapılıyor. En önemli kuralımız elmas frez sadece bir kere kullanıyoruz her durumda. Giriş kavitesini çürüğün tamamını görecek şekilde açıyoruz. Bundan sonra bazı arkadaşlar ekskavatör öneriyor. Ben ekskavatörü önermiyorum çünkü çok fazla basınç uygulamanıza sebep oluyor. Bu da kötü bir şey. Bunun yanında tabii ki rond frezleri nohut veya çeliği keskinliğinden emin olmak kaydıyla büyükten küçüğe basınç uygulamadan minimal kuvvetlerle uygulamak zorundasınız. He de altta gördüğünüz gibi bir extension for prevention. Korkunç bir şey olur kompozitler için. Bunun dışında çürük boyaları var. Çok pahalı değil. Bunlar ölü hücreleri boyuyor. Kabitenize sürüyorsunuz, yıkıyorsunuz. Renkli olan kısımları basınçsız mantıkla kaldırabiliyorsunuz. Burada gördüğünüz gibi. Bunlardan tüketmeniz lazım. Mesela şöyle bir slaytta gördüğünüz görüntü aslında çürüğü tamamen temizlenmiş bir ok güzel kavite. Şimdi birçoğumuz bunu gördüğü zaman daha çürük duruyor. Bunun üstüne dolgu mu yapılır diye düşünebilir ama öyle bir şey yok. 5. Bir önce söylediğim gibi sadece mine için elmas fres kullanacağız. Mecbur kalmadıkça anestezi yapmayacağız. Front frezimiz tungsten karbit, 6-8 bıçaklı, büyükten küçüğe sırasıyla ve mutlaka sulu kullanacağız. Burada yalnız sıkıntılı bir konu var. Bu angul duruvaların çoğu susuz çalışıyor. Bu çok büyük risk. Çünkü bu bölgede susuz çalıştığınız zaman oluşan ısı 5,5 derecenin üstüne çıkarsa zaten nekroza sebep oluyorsunuz. Sulu çalışmalıyız ama mesela sıkıntılarımız o kadar büyük ki e, şehir şebeke suyuna bağlı. Bütün ütlerin suları. Yani kış oluyor, kışın soğuktan sular da buz gibi oluyor. E siz asit uyguladığınız suyu yıkayacaksınız, çürük uzaklaştıracaksınız, aynı suyu kullanıyorsunuz. E zaten bu soğuk su olursa, 5,5 derecenin üstüne çıkıyorsa, normal oda ısısının, e zaten hiperemiye sokuyorsunuz. Yani sulu-susuz çalışmak arasındaki farkı iyi ayırt etmeniz lazım. Sulu çalışacaksanız kullanacağınız suyun da soğuk olmamasını sağlamak zorundasınız. Eğer soğuk olursa dişi bu da hiperemiye itecektir. Asla basınç uygulamamalısınız. Peki saydam dentin tabakasını nasıl anlayacağız? Evet, e, duyabiliyor muyuz hocam? Sıkı... Ayşe duyuyor musun beni? Duyabiliyor musunuz? Gayet iyi duyuyorum. Tamam peki. E, saydam dentin tabakasını nasıl anlayacağız? Saydam dentin tabakasını anlayabilmemiz için her şeyden önce anestezi yapmayacağız. Eğer anestezi gerek duyuyorsanız olabilir hastalar bir şekilde o zaman minimum basınçla çalışacaksınız. Minimum basınçla çalışıp sağlıklı dentin olduğu yeri anlamanız lazım ama kural olarak anestezi yapmadığınız zaman Ağrının başladığı yer basınçsız çalışıyorsanız ağrının başladığı yer sağlıklı dentinin olduğu yer olmak zorunda. Onun dışında dentin sertse sağlıklıdır. Sağlıklı dentin parlaktır. Ve çürük boyaları kullanarak saydam dentinin daha doğrusu saydam dentin tabakasının olduğu yeri anlayabilirsiniz. Bunu kaldırdığınız an iş biter. Şimdi biraz konumuz uzuyor ama çok basit bir şeyden bahsedeceğim size konumuz bu, bu, bu konunun devamı adezivler olmalı. Adezivlerden de kısaca bazı şeyler söyleyeceğim. Çok hassas. Şimdi bakın. Görüyor musunuz isimleri? Total Edge, self age, Primer, self Adesiv. Yani uzmanlar bile bunların farkını anlayamıyor. Ve daha da komiğini söyleyeyim. Her firmanın bunların, her firmada bunlardan hepsi var. Peki biz ne yapacağız? Yani ne zaman hangisini uygulayacağız? İşte o yüzden adezivlerle ilgili konuşmak lazım ama şimdi biz bunları bir yere bırakıyoruz. Şöyle bir tablo gösteriyorum. Bunlar ana kitabımızda olan bir tablo. Şimdi bakın. 100 diş hekiminden 90'ına sorsanız veya 100'üne sorsanız mineye mi daha güçlü bağlanıyoruz dentine mi diye %90'ı mineye daha iyi bağlanıyoruz der. Aslında ilk çıktığı günden beri neredeyse dentine minenin 5 katı bağlanıyoruz. Yani dentine bağlanmamız çok güçlü. Ama şöyle bir sorun var. Dentine bağlanmamız sorunsuz değil. Mineye bağlanmamız sorunsuz. Şimdi şu tabloya bir bakın. Diyor ki 3 aşamalı total eç. Yani asli uyguladınız yıkadınız. Tek şişe total eç. Yıkayıp uyguladınız. Sonra bir şişe var her yere sürdünüz. Yani asit mutlaka uyguladınız. Self eç primer sistem. Yani önce primer asitle uyguladınız. Sonra üstüne adezivi sürdünüz. En altta da hepsi içinde olan var. Alıyorsun abicim güzelce şişeden veya patlatıyorsun pat diye. Dentine sürüyorsun. Mineye sürüyorsun. Hata yapma şansın var mı? Ya bir tane şişeden bir şeyi alıp bir şey sür diyor sana adam. Hata yapma şansın görüntüde yok. Tabloya bakın. Başarısızlık değeri kaç? Sıfır. Ya bir insan burada nerede hata yapabilir ya? Düşünebiliyor musunuz? Dünyanın en iyi adezivini almışsınız. En iyi adezivini bir kere dişe süreceksiniz ama bağlantınız sıfır çıkıyor. Neden biliyor musunuz? Çünkü tek şişe adezivler, blister içinde kullanılan adezivlerin yapısı asidiktir. Dikkat edin buraya. Siz aldınız, güzelce dentine sürdünüz. La 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 la, miniye sürdünüz, basınçla her tarafına yaydınız. Kafanızı çevirdiniz. Aa dediniz birazcık daha adeziv var. Ah bunu da süreyim. Adezivden zarar mı var? Onu aldığınız zaman dişe sürdüğünüzde o asidik içeren yapı dentin dokusuna değmediği için nötralize olmuyor. Nötralize olmadığı için yüzey asidik kalıyor. Yüzey asidik olduğu için kompozit maalesef adezi ve bağlanmıyor. İşte burada tabloda gördüğünüz o sıfır o yüzden. Yani kısacası eğer biz hepsi içinde sistemlerden çalışıyorsak, kullanıyorsak ara verme şansınız yok bir bol miktarda alıp her yeri basınçla sürmelisiniz. Bir parça daha aldığınızda bir saniye, iki saniye bile bekleme şansınız yok. Alıp her tarafa iyice yayıyorsunuz. Ya bu kadar basit bir sistemde bile ara verirseniz sıfır oluyorsa tekniğin ne kadar hassas olduğunu, nerede neyin kullanıldığını, ne kadar komplike olduğunu buradan düşünebilirsiniz. Ama biz bunları birazcık daha başı, bez yapıya indireceğiz. Yüzey eldentinde başarı kolay. Çok fazla organik doku yok. Ortada sıkıntı yok. Eh. Ama pulpa yakınken çok ciddi sorunlar var. Peki nedir bu sorunlar? Şimdi bakın dendin kanallarının seyrine bakın. Dikkat edin. Mesela kolek dolguları çoğu zaman düşer. Neden düşer biliyor musunuz? Çünkü dentin kanalları buraya dik seyreder. Siz buraya adezivi sürdüğünüz zaman dentin kanal içine gönderemezsiniz ki. Kafanızı şöyle yatırın o tarafa. Dentin kanallarının içine girmesini istiyorsanız. Adezivi kullandığınız yer. Basit bir mantık. Kullandığınız şeyin nereye gittiğini bilirseniz başarısını daha iyi sağlayabilirsiniz. Basit bir örnek size. Mesela o güzel bölgede kanallar dik sürüyorsun pat diye içine giriyor. Lateral duvarlarda da bir sorun yok ama basamakta basamakta dik seyrediyor kanallar. Bu bölgede yapacağınız restorasyonların bu bölgedeki başarısızlık sebebi işte bu. Buraya daha basınçla ve daha iyi bir şekilde adezivi kullanmak zorundasınız. Kural 7. Adezivlerle ilgili şöyle bir şey söyleyeceğim size. Mine dokusuna self primer yani all in sistemlerinin bir anlamı yok. Ne olursa olsun mineye asit uygulayın. Çünkü minenin asitle pörözlenmesi, daha çok alan yaratması oldukça başarılı. Hata şansı ve ağrı mekanizması ile ilgili bir sorun olmadığı sürece mineye mutlaka asit uygulayın. Ondan sonra elinizde ne varsa hem mineye hem dentine rahatlıkla uygulayabilirsiniz. 2- dentine asla asit değdirmeyin. Total Edge sistemi dentini asit değdirdiğiniz zaman maalesef o yıkım 1 3 saniyede inanılmaz yıkılıyor. O saydam dentin tabakasını da çözüyorsunuz. Bu durumda dentin lenfi ile adezyon karşı karşıya geliyor ve ciddi sorunlar yakalayabiliyorsunuz. Ama adezyonunuz başarısızsa lenfordan akıyor, bir şey olmuyor hastaya. Hani ben bunu kullandım hiç sorunum yok. İyi yapmadığın içindir. Çünkü yaptığın travma mutlaka dentin lenfi olarak sana geri döner. Evet. Dentin için self-etch, Primer veya All-in-One sistemler tercih edilmeli. Ama bunları miniye de sürebiliyorsunuz. Unutmayın eğer ara verip tekrar adeziv kullanırsanız All-in-One sistemlerde bağlantı sıfır olur. Tek kullanımlık adeziv sürün. Çünkü bunların içinde aseton, etanol gibi bazı çözeltiler var. Bu şişe olarak kullanırsanız şişeyi açık unuttuğunuzda içindeki aseton uçarsa hiçbir işe yaramaz. Ortamdaki suyu uzaklaştıramazsınız. Adezivin üzerine hava sıkmak. Yani biraz adesivi yaymak için mantıklı asetonu uçurmak için hani olabilir ama genelleme yapacak olursak hava sıkmanızı çok önermiyorum. Neden? Çünkü birçok kompresör maalesef yağlı sistem çalışıyor. Bu yağı da siz havayla beraber veriyorsunuz. Ha, siz çok istiyorsanız hava sıkmayı o zaman uzaktan hava sıkın ki özgül ağırlığı yağın yüksek olduğu için hava ile dişe kadar gitmez. Sadece hava gider yağlar dökülür. Uzaktan hava sıkın eğer çok istiyorsanız. Evet önemli bir bilgi de ne adezif ne kompozit ojenole değmemeli. Buna değerse değdiği yer polimerize olmuyor. Şöyle bir şey daha var. Mesela elinizde bir gram adezif, bir gram akıcı kompozit, bir gram normal kompozit var. Hangisi en fazla büzülür? Doldurucusu en az olan, monomeri en fazla olan en fazla büzülür. Hangisi bu adezif? Tamamı monomer. Şimdi şöyle bir mantık var. Aman ben adezivimi çok süreyim. Her yere süreyim. E monomeri sürüyorsun. Monomerin bir kısmı dentin kanallarına girerken bir kısmı yüzeyde birikiyor. Adezivlerin yüzde doksan dokusu radyolüsen. Sen bol miktarda sürüyorsun. Mükemmel dolgunu yapıyorsun. Bir film alıyorsun. Dolgunun altı simsiyah. Utanıyorsun arkadaşına göstermeye. Abi diyorsun ya ben iyi konsantre etmiştim ama niye bunun altı böyle simsiyah? E çünkü adezibin radiolüsent görüntü veriyor. Sen iş yapacağım diye bol bol sürdün adezibi oraya. O bölgede kalan adezif bu sefer radiolüsent görüntü verdi. Hastaya söylüyorsun ağrım var mı? Yok abi iyiyim diyor. Abi diyor aman kimseye Ben dolguyu söken tanıyorum. Bu yüzden. Kompozit akıcı olmasını sağlıyor. Ya tekmayı arttırıyorsunuz ya doldurucuyu azaltıyorsunuz. İkisinde de monomerin büzülme ihtimalini arttırıyorsunuz. Bu ne anlama geliyor? Akıcı kompozit öyle sizin zannettiğiniz gibi her kere kullanılan bir şey değil. Düz yüzeyler olabilir. Hele böyle bir mesela kole kavitesini akıcı kompozite yaptım diyorsanız çok üzücü. Çünkü büzülme vektörleri C faktörünü çok yükseltiyorsunuz ve büzülme vektörlerinin dışında çok fazla büzüleceği için inanılmaz büyük hata yapıyorsunuz. Yani akıcı kompozit düz yüzeylere çok ince bir tabak halinde uygundur. Bunlar arasında en fazla doldurucu kompozitte olduğu için bol miktarda kompozit kullanmalısınız. Bunları değil. Bir başka önemli konu da hayati önem taşıyan şey aslında adezilin polimerizasyonudur. Ama ben bakıyorum insanlar adezyvi polimerize etmiyor arkadaşlar. Emoda kavitet açıyor. Emoda kavitenin ucuna küçücük çaplı bir ışığı uzaktan 5 saniye tutuyor. Böyle şey olur mu arkadaşlar? Adezivi iyi polimerize etmek zorundasınız. Adezivi iyi polimerize etmezseniz üzerine koyacağınız kompozit yüzeyden çok çabuk adezivin kopmasına sebep olur. Yani siz hibrit tabakayı oluşturmak istiyorsanız adezivi mutlaka iyi polimerize etmelisiniz. Bu nedenle kullandığınız ışık gücü çok önemli. Bir başka bilgi de mesela ee, adezivin üzerine bir saat ışık tutsanız da adezivin üzerine elinizle dokunduğunuz zaman adezivin üzeri ıslaktır. Çünkü adezivin en üst tabakası oksijenle daha hızlı reaksiyona girer. Bu ne anlama gelir biliyor musunuz? Mesela laminet yaptınız, üzerine adezivi sürüp ışık tutuyorsunuz, çok parlak görünsün diye. Aferin size. İşte o gördüğünüz o parlaklık çok kısa süredir. Çünkü yüzey oksijenden dolayı polimerize olmaz, ıslak kalır. Çok fazla monomer biriktiği için çok kısa sürede renklenir. Bundan dolayı biz mesela bir porselenin glaze'i gibi yapamıyoruz. Onunla ilgili malzemeler var ama yeri burası değil. Evet, biz şunu diyoruz. Adhezivi istediğiniz kadar ışıkla polimerize edin, yüzeyi tam polimerize olmaz. İlk tabakayı koymadan önce çok ince bir tabaka akıcı kompozit uygularsanız o akıcı kompozitin yayılma özelliği o oksijen inhibisyon tabakasının içine gireceği için aslında siz adezevi iyi polimerize etmiş olursunuz. Yani akıcı kompoziti kullanmalıyız. Çok ince bir tabak halinde. Amacımız en önemli amacımız adezivi polimerize etmek. Bir de doldurucu azaldığı için kuvvet kırıcı olarak da bunu kullanabilirsiniz. Gelelim bu kanal tedavili dişlere. Kanal tedavili dişler aman kanal yaptım buna kaydıya ne gerek var dediğiniz zaman kırılma yönünü değiştirirsiniz. Özellikle kanal tedavisi yapmış olduğunuz bütün dişlerin kaydı yüksekliğini maksimum yapmalısınız ki kırılma vektörleri en azından diş etinin üzerinde olsun size ona kron yapma şansı verebilsin diye. Biraz önce söylemiştim adezivler radyolüsent görüntü verir sakın fazla kullanmayın. Şöyle bir vakadan bir şey göstereceğim size. Bir Vassel Matrix Evet. Şimdi bakın. İnternette dolaşan bir sürü vaka var. Bir sürü vaka. Böyle baktığınız zaman imreniyorsun. Arkadaş bir füsür böyle mi işlenir kardeşim ya? Bakıyorsun diyorsun helal olsun herife. Bir renk yapmış dişin aynısı lan diyorsun bu. Bu nasıl olur böyle bir şey? Arkadaşlar hani şöyle bir cümle var. Diyor ki insansız radyo olur mu? O da diyor ki olmaz olur mu? Ama olmaz olsun der. Bir şuraya geliyor bu laf. Evet dişin birebir rengiyle aynı uyumda sancak kompoz istemiyoruz arkadaşlar. Kim ağzındaki renk tonunu algılayabiliyor? A2, A1 yapmış, A2 uymuş kim bakabiliyor buna? En önemli sorun dolguyu yaptıktan sonra oluşan yüksekliklerdir. Bu yükseklikler primer yükseklikler dişin hiperemiye girmesine sebep olur. Eğer siz yüksekliği göstermeyen bir film daha doğrusu bir slide bir video seyrediyorsanız bunu ciddiye bile almayın. Çünkü altındaki diş yoksa siz istediğiniz kadar füsür verin ne anlamı var? Veya dişin birebir aynısını yaptıysanız renk olarak oranın neresi diş neresi dolgu olduğunu siz belki anlayabilirsiniz ama sizden sonraki hekim anlayamaz. Ben bundan dolayı bir arkadaşıma dava açıldığını biliyorum biliyor musunuz? Ankara'daki bir arkadaşım dolgu yapıyor. Yapmış olduğu dolguya eve gidiyor kocası bakıyor diyor ki burada dolgu yok senin paranı almışlar hakkını yemişler. TDB'ye başvuruyor, mahkemelik oluyor. Sonunda diyorlar ki çok özür dileriz. Burada dolguyu biz görmedik. Yani şunun için söylüyorum. Restoratif materyallerin 1-2 ton açık veya koyu olması ne hasta tarafından algılanır, ne hastaya artı veya eksi kazandırır. Ama siz nerenin dolgu, nerenin diş olduğunu algı algılayabilirsiniz. O yüzden sakın ve sakın diş dolgusunun rengini birebir aynı yapmaya çalışmayın. İkinci en önemli kısım, bir restorasyonda kırmızı siyah görmüyorsanız yapmış olan restorasyonu ciddiye almayın. Evet. Sekiz kural. Hangi matriks? Hangi matriksin ne olduğunun bir önemi yok. Kullandığınız matriks dişi izole ediyorsa, kontak oluşumuna izin veriyorsa sorun yok. Ama dikkat. Kullandığınız metal bantları siz yüksekliği iyi olsun diye dişe oturtuyorsanız bütün periodontal ligamentleri kopartıyorsunuz. Periodontal ligamentler koptuğu için Hasta bu bölgeye sıcak soğuktan etkileniyor. Siz dolgudan etkilendiğini zannediyorsunuz. Yani sonuç diş etlerine zarar vermeyen matriks kullanmak zorundasınız. Hangi kompozit? Şimdi bir bakın. Hangi kompozit kelimesi günümüzde çok popüler bir konu. Üretici firmalar her gün yeni bir kompozit sunuyorlar. Her firmanın her çeşit kompoziti var. Madem bu daha iyi niye bunu üretiyorsun? Yok o da var, o da var, ucuzu var. Şimdi şuna bir bakın. Bu slide çok kıymetli bir slide. Aynı mine gibi düşünün. Mine de diziliydi içindeki o doldurucular, yumurtalar. Bunda irili ufaklı. Ama bunların etrafında organik bir yapı var mukopolisakkarit. İşte bu mukopolisakkarit bu organik kısım doldurucuları bir arada tutmaya çalışıyor. Tıpkı minenin inorganik kısmını bir arada tutmak gibi. Şimdiye kadar bir şey yok. Ama sağdakine bir bakın bakalım. Topların çoğu dışarıda. Topların çoğu dışarıda. Bu ne anlama geliyor? Yüzeyde bir sürü girinti çıkıntı var. Hangi kompozit konusuna bakalım? Mesela son zamanlarda müjde müjde porselen içerikli kompozit çıktı. Herkes bir porselen içerikli kompozite doğru eğim. Hocam biz porselen çek. Porselen nedir? Doldurucu nedir? Silisyum. Peki güzel. Porselen içeriklinin anlamı ne? İnsan şöyle hayal ediyor. Porselen olursa çok daha iyi parlar. Ne alaka arkadaşlar? Sizin parlattığınız alttaki slayta bakın. Parlattığınız sizin akrili parlatıyorsunuz. Metaklatı parlatıyorsunuz siz. Siz doldurucuyu parlatamazsınız. Bir kompozitin parlak olmasının sebebi monomer oranı fazla olmasıdır. Çok parlak bir kompozit gördüğünüz zaman doldurucu oranı azdır. Su eminimi yüksektir. Aşınma direnci yoktur. Dolayısıyla parlak bir kompozit gördüğünüz zaman alkışlayacağınız yerde su emiliminin zamanla bu bölgede renklenmeye sebep olacağını bilmeniz lazım. Aynı akrili parlatma esasıdır kompoziti parlatma. Alttaki slayta bakın. O topların üstünü kesip topların üstünü parlatmanız, parlatmanız lazım. Hangi aşındırıcı silisyumu kesecek? Kestiği yerde silisyumu nasıl parlatacaksınız? Eğer silisyum çok iyi parlamış olsaydı glaze'e gerek kalmazdı porselenlerde. Dolayısıyla porselen çelikli kompozit dediğiniz zaman yapı farklı. Polimerizasyon başarısı farklı, silanlaması farklı. Parlaklık olarak düşünmeyin. Bunlar porselen kelimesini sırf sizi etkilemek için kullanıyorlar. Mesela son zamanlarda zirkonyum içerikli kompozit de göreceksiniz. E zirkonyum zaten kompozitin içinde var. Kompozitin radyopak görüntü vermesini sağlıyor. Dolayısıyla zirkonyum yeni bir şey değil ama biz size desek ki müjde müjde Türk malı zirkonyum içerikli kompozit çıktı herkes bir şey zanneder. Zirkonyumu hiçbir yere yapıştıramıyorsunuz bile. Sin anlayamıyorsunuz bile. Bu kadar sıkıntılı. Son zamanlarda son bir şey var. Hibrit kompozit. Pardon hibrit seramik yani onlar neyse bunlar kompozitin daha farklı türleri. Kompozit neredeyse her şeyimiz hayatımızda kompozit olmak üzere. Hangi kompozit devamı şöyle. Arka grup dişlerde kullanacaksak büyük küçük iç içe olan doldurucular yani nano hibrit kullanmak zorundayız. Tabi bunların radyo opak olma zorunluluğu ayrıca bir konu var. Doldurucu olarak da yüzde ağırlık olarak 85 ve üzerine almalısınız ki çiğneme kuvvetlerine dayanıklı olsun. Biraz yerleştirmeye bakalım. Çok az kaldı. Şimdi şöyle bir şey var. Hocam müjde müjde işte biz 4 milim kompoziti polimerize etmeyi başardık. E başardın da dişin içine koyduğun zaman saçlarını herkesin bir anda çekmesi gibi kollageni büzmüş oluyorsun. Kollageni büzünce hasta depostörü hassasiyet başlatıyorsun. Buradan çıkan sonuç. Büyük kütle güçlü adezyonla stres oluşturuyor. Büyük kütle zayıf adezyonla kopmaya neden oluyor. Yani asla ve asla büyük kütle istemiyoruz. 2 milimetreyi geçmeyecek tabakalama tekniği istiyoruz. Şöyle kaviteyi bir seferle doldurmakla A maddesine bakın. C değeri yani bağlanan yüzeyin bağlanmayan yüzey 5. B'de de 5. Ama C'de bakarsanız birazcık daha iyi. Biz şöyle diyoruz. Bağlanan yüzeyin bağlanmayan yüzey oranı birbirine yakın olmalı. Bu stresleri minimalde tutacaktır. Köşeli bir kavite açmak yerine yuvarlak kenarlı bir kavite açarsanız ki zaten çürük etrafı yuvarlak gider. C faktöründe mümkün olduğu kadar düşürmüş olursunuz. Burada olduğu gibi bu paralel inkremental teknikle direkt doldurmak arasında C faktörü yönden hiçbir fark yok. Ama vertikal veya obik tarzda yaparsanız C faktörünü birazcık daha bire yaklaştırmış olursunuz. Daha önce söylediğim gibi adezivin üzerine çok ince bir tabaka akıcı kompozit uygularsanız oksijen inhibisyon tabakasının içine girdiği için aslında adezivi daha iyi polimerize etmiş olursunuz. Evet toparlayalım. 2 milimetreden fazla kompozit kullanmayacağız. Önemli bir, önemli bir bilgi kompozit koyduğunuz kompozit koyduğunuz genişlik kullandığınız ışık ucunun genişliğinden fazla olmayacak. Çünkü dışarıda tık, kalan kısımlar polimerize olmuyor arkadaşlar. Eğer tabaka eee kaide kullandıysanız çok fazla önermiyoruz ama kaide yaptıysanız eğer kullandığınız kaidenin tamamını örtecek ilk tabakayı kullanmayın. Tekrar söylüyorum. Kaidenin üstünü bir seferde örtmeyin çoğu zaman polimerizasyon büzülme kuvveti kaide yerinden oynatıyor. Bu şansı kaideye vermemeniz lazım. Tabandan değil, sağlıklı diş dokularından destek alarak ilk tabakaları yerleştirmelisiniz. Basamağın en zayıf bağlanma yeri olduğunu unutmayın. Bu bölgeyi asla tek seferde bitirmeyin. Kullanacağınız ışık kaynağı LED olmalı ama unutmayın LED ışık cihazları da çok ciddi ısı oluşturuyor. Nedenini söyleyeyim size. Ucuz ışık cihazlarının ucu çok dardır. Dar olarak ışığın gücünü arttırırlar. Yani kışın elinize bir mercekle kağıdı tutuşturmak gibidir. O güneş ışığını bir noktaya toplarsanız kağıdı yakabilirsiniz. Bir led ışığı ortalama 40 watt'tır. Bu ışığı siz alıp bir mercekle küçültüp küçültüp küçültürseniz bu size 1200 milivat bölü santimetre kare enerjiye çıkarır ama kullandığınız mercek yüzünden ısı oluşmasının önüne geçemeyebilirsiniz. Mutlak suretle bu cihazların ısı ile olan ilgisini ve etkisini test etmeniz gerekir. İstediğimiz ışık gücü 2 mm için 20 saniyede 800-1200 mW arasında olmasını öneriyoruz size. Şöyle bir bilgi var. Işık gücü arttığı zaman bu kalınlık artacak anlamına gelmez. Işık gücü daha kısa sürede 2 mm'yi polimerize etmenize yarar ışık gücünü arada sırada kontrol etmelisiniz. Bilmesi gereken bazı yeni biyolojik e, maddeler de var. Biraz onlardan bahsedeceğim. E, konuşmam bitmek üzere. Şunu unutmayın. Biyolojik olarak uygun hiçbir kaide materyali yok. Kalsiyum hidroksit bazik. Organik dokuya zarar veriyor. Diğer bütün maddeler asidik. Dolayısıyla inorganik dokuya oldukça zarar veriyorsunuz. Kalsiyum bazık bazik etkisi bir dakika sonra bitiyor ve az sıvılarından eriyor ama geçirgen değil. Geçirgen olmaması üzerine koyduğunuz maddenin pulpaya iletiminin önünü kesiyor. Yani hem iyi hem kötü. Bir başka bilgi lütfen bunu dikkatli dinleyin arkadaşlar. Dikkatli dinleyin. Işık ile sertleşen. Hiçbir kaydı materyalini kullanmayın. Çünkü ışık ile sertleşen kaydı materyali altına adezi uygulamazsanız Işıkla polimerize olan monomer kısmı büzüleceği için asla dişe yapışmaz. Dişe yapışmadığı için tam tersi içinde monomer olduğundan ve daha doğrusu kompozite iyi bağlanır. Büzülme kuvvetleri mutlaka o kaydı yerinden kaldırır. Işıkla sertleşen bir malzemeyi kaide olarak kullanıyorsanız altına mutlak sürekli adesiv kullanmalısınız. E zaten altına adesiv kullanıyorsanız o üzerine kullandığınız kayda materyalinin ne anlamı kaldı? Evet. Cam Öne Mersiman popüler olmasına rağmen zannettiğiniz gibi flor etkisi çok fazla değil. İstenilen flor etkisi 24 saat sonra geçiyor. Recharge falan oluyor ama recharge olduğu yüzeyine hale geliyor düşünmek lazım. Zannedildiği kadar çok önemli etkisi yok ama popüler bir malzeme. Eğer bunu kullanmak istiyorsanız ben Normalde kullanımının doğru olmadığını düşünüyorum çünkü polimerizasyon şeklini yanlış kullanıyorlar. Sadece ve sadece kimyasal yolla polimerize olan geleneksel cam ünimeri onu da kapsülle karıştırıp kaviteye kullanmanız lazım. Sebebini anlatayım. Siz toz likit karıştırıyorsunuz. Cam ünimerin en etkili olduğu an şeffaf andır. Siz o şeffaf an her yere yapışıyor diye toz ilave ediyorsunuz. Toz ilave ettiğiniz zaman bütün adezyon özelliği kayboluyor. Astik etkisi kayboluyor. Flor miktarı azalıyor. O zaman kullandığınız için hiçbir anlamı olmuyor. Dolayısıyla cam önemli kullanacaksanız eğer mutlaka kimyasal yolda olanı ve kapsülle kullanılanları kullanmanızı öneririm. Kanaat tedavisi yapılmış dişleri eğer kronlarsanız poster bölgeleri çok daha iyi olur. Güncel biyoaktif amorf kalsiyum fosfatlar var çalışılıyor. Biyoaktif camlar var antibakteri etkisi ve kalsiyum salınımı için popüler. MT'ler var çok geç sertleşiyor. Biodentin de kullanılıyor da çok geç sertleşiyor. Veya yeni çıkan bir antibakteriyel monomer var. QAM gibi. Bunlar da güncel gelişimler arkadaşlar. Eğer bir kanal tedavisi yaptıysanız kanal tedavisinde büzülme vektörleri kasları çeker. Dolayısıyla kaydınızı mümkün olduğu kadar yüksek kullanmanızı öneririm en son konumuzda hiperemik ve hiperemiye dönüştürdüğümüz pulpa. Eğer pulpa hiperemikse klasik bilgi kalsiyum ve çinko oksijenol ile kapatmak. Kalsiyum nörtalizasyon, nötralizasyon çinko oksijenol de bu bölgede sedasyonu sağlamak için veriliyor. İdeali bunları kaldırmak. Kim kaldırır çok merak ediyorum. Kaldırmıyoruz tabii ki. Mümkün olduğu kadar indiriyoruz. Üstüne ne istiyorsanız yapın. Ben fosfat simanı tercih ediyorum ama siz cam siman tercih edebilirsiniz. Cam önemer kompostu yapışıyor diye çok sevmiyorum. Bunun üzerine adizibinizi fosfatlı cam önemlerin kullanabilirsiniz. İnkremental teknikle restorasyonunuzu bitirebilirsiniz. Evet, süre birazcık uzadı ama dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Şimdi sorularınız varsa bekliyorum. Çok çok teşekkür ediyoruz. Çok akıcı bir konuşmaydı. Umarım faydalı olmuştur arkadaşlara. Sorular bir kere çok fazla teşekkür mesajı var. Yıldırım abi. Ee, bir soru var. Onu okuyayım ben. Eee Ünit su sistemlerinde var olan biyofilm pulpal enfeksiyona sebep olabilir mi? Biyofilm oluşmasına engel olmak için kullanılan kimyasal materyaller bağlantı üzerine materyallerin bağlantı üzerine etkisi var mıdır diye bir soru var. Şimdi şöyle e, tabii ki bunlar çok güzel çalışmalar, güzel güzel konular, böyle bilimin bizi etkilediği şeyler ama hani bana samimi bir şey sor söyle diyorsanız bir anlamı yok. Yani kullandığınız biyofilm tabakası yani adezivin içinde mi kaldı, üstünde mi kaldı? Yani hedefimiz nedir? Biyofilm tabakasını uzaklaştırdığınız zaman mikrosızıntı olmayacak mı? Mikrosızıntı bu bölgede ne kadar korunmuş olacak? Yani tartışılabilir. Bununla ilgili çok fazla yorum yapmak istemiyorum. Ama bana göre eğer bir ağrı ile ilgili bir konuşma yaptıysak ve bu ağrı ile ilgili hatalarımızı görmeye çalıştıysak daha majör anlamda düşünmeliyiz. E, vücudun savunma bloğunu kırmamalıyız. Diğer tabakaların çok mantıklı olduğunu düşünmüyorum ama herkes çalışmalı. Bunlar bilimin yeni konuları. E, bu tabakaların ne işe yaradığı, ne kadar etkili olduğu önemli. Mesela bir çok gereksiz bir kavite dezenfeksiyon denen bir konu var. Yani bana göre çok anlamlı değil ama insanlar çalışıyorlar. Niye çalışmasınlar? Kavite dezenfeksiyonu önemliyse mikro mikrosıntın olmaması lazım diye söyleyebilirim. Yani siz ne kadar temizlediniz? Kavitenin ne kadarında çürük kaldı? Ne kadar mikroorganizma kaldı? Hiçbir anlamı yok bence. Bir mikroorganizmanın orada kalması size hiçbir zarar vermez. Mikroorganizmaya siz karbonhidrat vermediğiniz sürece orada yaşama şansı çok fazla değil. Ama sızıntı var bu bölgeye karbonhidrat gönderebiliyorsanız evet belki bundan sonra bir deminizasyon olabilir. Benim için burada tek bir bilgi var. Önemli olan hep şöyle derim lütfen beni böyle hatırlayın. Bir kaviteyi açmaya başladığınız zaman kullandığınız frezlere dikkat edin. Asla basınç uygulamayın. tungsten kalbi dışında frez kullanmayın. Ve asla asla vücudun savunma bloğunu kaldırmayın. Vücudun size ihtiyacı yok. Vücut kendini koruyor. Siz zarar verdiğiniz için ağrı meydana geliyor. Bunu yapmayın diye söyleyebilirim. Biyofilmle ilgili olarak. E, bu arada 624 kişi izlemiş sunumu YouTube artı <laughs> Zoom üzerinden. Ne güzel. Evet. evet. Sorular geliyor. Onlardan birkaç tane. Tamam. Benim vaktim var arkadaşlar isterse hepsini Tamam. Bulk filmler hakkında e, ne düşündüğünüzü soruyor. Tamam. Bir dinleyicimiz. Şimdi şöyle hani amaç eğer kavetinizi doğru düzgün açtıysanız, sadece çürüğü kaldırdıysanız, vücut kendini koruduysa bu bölgede hani hani bana sorarsanız bulk fil büyük bir yalandır. Samimi fikrim şöyle. Çünkü bulk fildeki çıkma sebebi kalınlığın da polimerize olabildiği ispatıdır. Yani firma diyor ki 4 milimi polimerize edebilirsin arkadaş. E ama arkadaş şimdi dişe bağlandığı alanları arttırıyorsun. Her alan bağlandığı alanda organik dokuya bağlanıyorsun. Yani birinizin saçlarınıza asılması gibi düşünün. Eğer siz 2 gram bir 2 milim yerine 4 milimlik bir şeyi bağlanırsa o zaman düzülme miktarı arttırıyor. Kütle arttığı için. Ha büzülme azalmıyor aynı anda kalıyor deseniz bile birçok yüzeyden bağlandığı için stres yaratıyorsunuz. Eğer ben bunu yapıyorum çok başarılı oluyor diyorsanız bütün o lenf sistemi alttan direne olduğu içindir. Mantık dışı çünkü. Bağlandığı alan kollegen olduğu sürece büzülme vektörleri, stres mutlak suretle lenf akımını arttıracaktır. Dolayısıyla bu bulk kompozitlerin 2 mm ile kullanılmasının başarı getireceğine inanıyorum. Çok daha iyi polimerize olduğu için 4 milim 4 milim değil. Hı hı. Ee, Youtube'dan bir şey gelmiş. Soru. Kalsiyum hidroksit konusunda tereddütte kaldım ve o kısmı tamamlayamadım. Yarar zarar kısmına bakılırsa bu madde için bize ne söyleyebilirsiniz? Şimdi şöyle çok güzel bir soru. Ee, başta da şunu söylemiştim. Yani bu konular böyle bir saatte hepsi anlatılıp hepsi anlaşılabilir. Herkes bundan sonra ben çok iyiyim diyebilecek bir şey değil. Bunların her biri üzerinde tartışabilir. Şimdi kalsiyum hidroksit bana göre en önemli etkisi nötralizasyondur. Nötralizasyon dediğimiz şey ne? Çürüğü temizledik. Unutmayın bakteri planın en alt tabakası da çürüğün en alt tabakası da asitten en zengin alandır. Siz üstte çürük tabakasını kaldırsanız bile tabanda asit kalabilir. Bunları nötralize etmek için kalsiyum hidroksidi kullanılabilir. Ama ben olsam kalsiyum hidroksidi e, YH Bagist Instagram'da var. Bir bakan var. Onu, ona bakabilirsiniz. Ben kalsiyum oksiti direkt kaviteye püskürtürüm. Amalgam tabancasıya. Yüzeyde nem varsa hidrokside döner. Bir dakika bekler silerim. Sizin amacınız nötralizasyonsa. Dolayısıyla kalsiyum hidroksidinin tabii ki artısı var. Ama bana göre çürüğü doğru temizlersen hiçbir artısı yok. Hiç anlamsız bir şey yani. Hatta ve söylüyorum başta da o yüzden asitle bazıları anlatmıştım sizin ne olduğunu. Yani kalsiyum oksit bu kadar bazik bir materyali sen dişin üzerine uyguladığın zaman zaten hiperemiye sokabilirsin dişi. Çünkü bazik organik dokuya zarar veriyor. Organik dokuyu uyarıyor. Hani kullanalım mı kullanmayalım. Şöyle düşün. Çürüğün bir miktar kaldığını düşün. Bu bölgede asit yetkinin olduğunu düşünüyorsan eğer. Kullandığın kalsiyum oksiti toz olarak kullan. Yok ben sinliyim çok seviyorum kalsiyum doktor Kalsiyum kelimesi hoşuma gidiyor diyorsan kalsiyumun üstü, üstünü bir şekilde ört. Tamam neyle örteceksin üstünü? Adezi uygularsan asit zaten kalsiyum hidroksitini nötralize etti gitti. Eğer üzerine fosfat siman uygulayacaksan asidik kalsiyum hidroksitini nötralize git, gitti. Cam önüman uygulayacağım dersen asidik kalsiyum hidroksitini nötralize etti gitti. Ama şunu dersen daha üst anlamda hocam bak kalsiyum hidroksit orada geçirgenliği durduruyor. Yani asidik etkinin pulpaya yakın bir şekilde etki etmesini durduruyor. Kalsiyum hidroksidi ben o yüzden kullanıyorum diyorsan helal olsun sana. Ama ben bazik etkiyi seviyorum. Bunlar yalan Bundan bir şey olmaz. Çürüğü temizleme kurallarıyla ilgili. Kalsiyum ile ilgili son cümle şöyle söyleyeceğim. Asla ve asla kalsiyum hidroksidin ışıkla sertleşeni olmaz indirekt kuaför için söylüyorum. Bu bölgede ışıkla sertleşen hiçbir şey yüzeye yapışmaz. Direkt kuaför farklı bir şey. O bölgede travma etkisini sünger etkisiyle o durdurabiliyor. Ama monomer toksitesi eğer onun toksik olmadığını düşünüyorsan hiçbir adezibin toksit olmadığına inanmak zorundasın. Kalsiyum böyle. Çok sayıda teşekkür mesajı var. Şahane bir sunumdu diyor. Ee, bir izleyicimiz. İki farklı yerden e, Lorexidinle ilgili bir sorum. Lorexidin'in kavitede kullanımı hakkındaki düşüncenizi soruyorlar. Evet, bu kavite dezenfeksiyonu ilgili bir konu. Bu e, şimdi yani bu bilimsel arkadaşlar bunlar bunların bunlara önce tebrik ediyorum bunlara takıldıkları için. Kavite dezenfeksiyonundan çok e, burada MMP denen bir şey var. Bu MMP aktivitesi son zamanlarda hı. popüler bir konu oldu. Yani şöyle bu biraz hikayesi güzel bir şey ama burada vakit alacak diye onu anlatmayacağım. Sadece şunu söyleyeyim. Her dokunun bir enzimi var. Bu enzimler bazen işe yarıyor bazen işe yaramıyor. Siz kolagen dokunun enzimlerini bu bölgede aktive ederseniz zarar vermiş her şeyi koparıyor. Yani bu MMP aktivitesi maalesef adezivlerle artıyor. Adezivlerle arttığı için kolagen bağlar zamanla kopabiliyor kopunca dolgu zarar görüyor. Ha, literatür diyor ki arkadaş bu MMP'lere zarar vermeyecek kloreksidin var. Sulu makolümü çözeltisini düşünmek lazım. Bunun dışında kullandığınız o kloreksidinin maalesef biliyorsunuz doku özelliği olduğu için bir tabaka oluşturuyor. Bazı çalışmalar bağlantının yarıya düştüğünü söylüyor. E kloreksidin ne kadar söyle etki edecek? Keşke etki etse de ağzımızı kloreksle bir kere gargara yapsak bir daha ağzımıza mikrop üremese gibi bir şey söylerim bu durumda size. Yani eğer benim fikrimi soracak olursanız MMP aktivitesi bilimsel bir konudur. Bilimsel bir veri ister. Ama sen dolgunu dişine yaptır. Üç sene sonra çek bakalım MMP artmış mı artmamış mı diye bakacaksak o zaman bu bir hayalden öteye gidemez. Ha hayvan deneyi yapıp bunu bakacaksan öldürdün hayvana yazık. Yani bence bir dolgunun hayat boyu gitmesi gibi bir lüks yok zaten. Beni dinleyecek olursan eğer çok fazla Bunlara takılmanı öneririm. Ben kullanmıyorum e, Clorex. Ama bu şu demek değil. Bilim bitsin değil. Bakacağız, test edeceğiz, bağlanmaya bakacağız. Hastanın reaksiyonlarına bakacağız. Dolgu düşüyor mu, düşmüyor mu bakacağız. Evet, kavite dezenfeksiyonu bir konu ama bana göre burada çok anlamı yok. <laughs> İndirek kuafajda kaide tercih ediyor musunuz diye bir soru <laughs> Bunu, bunu, soranı şöyle söyleyeceğim. Bu anlattıklarımız zaten hepsi onunla ilgiliydi. Zaten çok güzel bir kaide, kaide, yapıyor vücut. Saydam dentin tabakası diye bir kaide yapıyor. Sizin ekstra bir kaide kullanmanıza gerek yok. Ama hasta hiperemi tanısı koyuyorsa, siz anesteziyle çalışıyorsanız, frezi düzgün kullanmadıysanız, soğuk suyla lan ben, ben dişi mahvettim ya, elim kaçtı bilmem ne diyorsanız ne bulursan koy arkadaş. Yani bana göre yapacak olursan da hatta ojenol bile koyup üstünü fosfatla örtüp dolgunu bile yapabilirsin. Eğer hiperemi varsa. Ama hiperemi yapmadıysan, dikkatli çalıştıysan vücudun sana ihtiyacı yok. Hocam siz kavitede hangi adeziv sistemi kullanıyorsunuz? Her kavite <laughs> için farklı mı tercih ediyorsunuz diye bir soru var. Ya arkadaşlar bunlar çok hassas konular. Ben şöyle diyorum bu bir çürük kavitesi açma kuralıydı bu aslında. Yani bu dersin amacı biz kavite açarken nerede hata yapıyoruz? Buydu. Üzerine kullanılan adezifler de kompozit yapmak da ayrı bir iş. O kadar çok konu var ki mesela size söyleyeyim e, laminet yapıştırmak, post yapıştırmak, inne yapmak ne kadar yazık bir şey. Hani o ketkem yapıp inne yapıp hastaların bu kadar euro para almak ne kadar yazık. Yani siz hastadan daha fazla para alacağım diye kavitenizi emoya çevirip kavitenizin duvarlarını dışarıya doğru açıp içinden ölçü maddesi çıksın diye bütün sağlıklı dokuları kaldırıp üzerine porselen yapıp kompozite yapıştırmak bana göre katillik gibi bir şey yani. Yani bu ket bu amaçla kullanmak çok yazık. Ama diyelim ki yaptırız Ne zaman yapabilirsiniz? Devitalde yapabilirsiniz, endokran yapabilirsiniz, amalgam söktükten sonra yapabilirsiniz, kavite zaten geniştir yapabilirsiniz, yapabilirsiniz, yapabilirsiniz. Neyle yapıştıracaksınız? Hangi adezi sistem? Diyelim ki elinize bir tane yapıştırıcı var. Doğal kür yapıştırıcı var. Asit içerikli mi olacak, asit içeriksiz mi olacak? Peki ışığı ne zaman tutacaksınız? Hepsini birlikte mi polimerize edeceksiniz ayrı ayrı mı? Bunlar böyle basit konular değil. Adeziv uygulama ayrı bir konu. Ama basamak basamak. Dolguda adeziv başka. inlayde başka. Postta başka. Deminette başka. Efendim fulkronda başka. Zirkonyumda başka. Bir sürü alternatif şey var. Ama siz şu soruyu soruyorsanız. Arkadaş sen normal bir kavite açsın. Hangisini? Mineye total yapıyorum yıkıyorum. Dentine all in sistem blister tek kullanımlık kullanıyorum. Bir seferde bol miktarını basınçla her yere bastıra 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 15-20 saniye uyguluyorum. Bana göre şu an dünyadaki en iyi sistem bu. Marka da vermem hiçbir zaman. Öyle sorular vardı onları o yüzden sormak. Marka <gülüyor> vermem. <gülüyor> atraumatik çürük temizleme enzimleri hı hı. için ne düşünüyorsunuz hocam diye iki farklı yerden geldi bu soruda. Tamam. Şimdi bu atroametik ee, şöyle bir şey anlatacağım size. Amerika'da bulunduğum dönem orada çok sevmişlerdi beni. Ben de çok sevmiştim onları falan böyle bir geyik oldu ama şöyle bir şey vardı. Bir tane kadın ben oraya gittiğimde ölmüştü kadın. Hayatı boyunca tek bir konu için çalışmış. Çürün sadece gövdesini kaldırmış. Üstüne kompozit dolgu yapmış. Hem de düşünün kaç sene önce, 30 sene önce falan. Ve adezilerin ilk çıktığı zaman, başarısızlıkların maksimum olduğu dönem. Ve inanılmaz başarılar elde etmiş. Bana dediler ki, Rugeberg dedi ki, e, kadın dedi bütün çalışmaları dedi depoda duruyor bana anlatmıştı. Hiçbir şey olmuyor dişe diye. Burada kal lütfen bunları yayınlayalım. Beraber çok önemli bir çalışma. Maalesef yayınlayamamıştık. Kalamamıştım çünkü orada. Dolayısıyla sizin sorunuza şöyle bir şey cevaplayacağım. Atramatik tedavi çok mantıklı bir şey. E, çürün felsefesine uyan bir şey. Yani siz eğer bu bölgedeki gıda retansiyonunu kaldırabilirseniz alttaki mikroorganizmanın beslenme kaynaklarını kaldırıyorsunuz. Vücudun içinde bulunan mikroorganizmanın besin kaynaklarının çoğu protein esaslı. Son ürünleri amonyak ve bazik yani bir dişin çözülme ihtimalini ortadan kaldırıyorsunuz. Atramatik çok güzel bir şey ama yani uygulanabilirliği bana göre çok sınırlı. Yani bir hasta gelecek size altı numarasında emo var. Siz emonun sadece çürüğünü üstten kaldıracaksınız. Ekskavatörle dolgu yapacaksınız. Şu an için psikolojimiz bunu çok kaldırır gibi gelmiyor bana. Çok inanıyorum, çok katılıyorum ve baştan beri anlattığım o vücut, hani mikrosızıntının ağrıya sebep olduğunu düşünmek ne kadar komikse düşünebiliyor musunuz? Milyarlarca bakteri varken hasta da ağrıyor. Siz dolgu yapıyorsunuz, hasta da ağrılı oluyor diyorsunuz mikrosızıntıdan ağrı oluyor. <laughs> Zaten milyarlarca varken ağrı yoktu. Oraya girecek birkaç tane mikroorganizmanın ağrı yapma şansı ne olabilir? Vücut bu kadar zayıf mı? Bu kadar lenf bu kadar bu kadar inorganik yapı durduramayacak mı bunu? Ama hata yaparsanız, saydam dentin tabakasını kaldırdığınız an mikroorganizmaların geçiş yolu lenfi provoke edebilir. Direkt ağrı değil, hiperemiye dönüştürebilirsiniz. Yani bir pulpit yakalamanıza imkan yok. Evet, atraumatikle ilgili fikrim de böyle. Son bir soru. Benzer sorular var çünkü. E, saydam Dentin tabakasının tespiti için anestezisiz çalışmayı önerdiniz. Bu oldukça zor aslında demişler. E, başka nasıl tespit edebiliriz? Aslında sunumda vardı e, bunlar. Gördünüz, evet bilgileri ama. Evet. Yani e, sorunun Özeti arkalardan bir soru sorulmuş da ona bakarken tam şeyini kaçırdım. Bana bir daha özetini söyler misin sorunun? Bir şey okuyordum. Tam <laughs> e, Saydam Dendin tabakayı nasıl anlarız, evet. değil mi? Üstteki soru neydi? Ne zaman e, başka şeyiniz var mı öneriniz dediler? Anestezi zor demişti. Aha. Ben bugüne kadar çok az anesteziyle çürük dedim. Çok çok az. Burada tamamen hastayı ikna etmeniz önemli kendinize güvenmeniz lazım. Çünkü başta da anlattım. Ağrı yapabilmeniz için sinire bir impuls ulaştırmak zorundasınız. E bu da sizin elinizde. Ama siz soğuğu tuttunuz, hasta zıplıyorsa zaten hiperemi dedi bu böyle bir şey değil. Bahsettim size hastanın çürü emosunu açıyorsunuz. Hastada hiçbir şikayet yok. E niye durup dururken yani sizi yapıyorsunuz? Yani çok zor kelimesini doğru bulmuyorum ama anestezi yapmak bir hasta için lüksse yapmalısınız. Saydam dendi tabakasını kaldırmanın kaldırmamanın en önemli yolu çürük boyası kullanabilirsiniz. Kavitenizi mineyi asla ve asla dentine elmas değdirmeyin. Ekskavatörle temizleyin yavaş yavaş. Büyükten küçüğe sulu şekilde rond frezinizi kullanın. Keskin olsun. Basınç asla uygulamayın. Unutmayın siz ölü dokuyu kaldırıyorsunuz kaldırdığınız ölü doku nasıl ağrı yapsın? Bir düşünün. Bu ağrı yapıyorsa siz bir yerde hata yapıyorsunuz demektir. Ölü dokuyu kaldırmak için anestezi çok derinde sağında solunda sağlıklı dentine ısı soğuk ilettiğiniz için olabilir. Bana göre bunu denemelisiniz ama birçok yolu var. Dikkatli çalıştığınız sürece saydam dentini kaldıramazsınız. Fosfat simanın ısı etkisini soruyor arkadaşlar alttan da. Şimdi fosfat simanın ısı etkisi en önemli dezavantajı. O yüzden kari olarak kullanılmaz. Ama bana göre kompoze yapışmadığı için ön üstüne ben kullanıyorum bazen. Cam önemeri kullanmak bana riskli geliyor. Çünkü cam önemer kompoze çok iyi bağ yapıyor. Ha, bunun da formülünü anlatayım yeri gelmişken. Eğer illa siz cam önemer seçecekseniz bu kritik bir bilgi. Umarım herkes dinliyordur. Önemli bir şey anlatacağım şu an. Eğer cam önemer aşığıysanız ben cam önemeri çok seviyorum. Kasmi doksi'yi çok seviyorum. Onlarsız ben hiçbir şey yapamam. Başarımın kriteri bunlar diyorsanız. Cam önemerin kalınlığını kompozit kalınlığından daha fazla yapmalısınız ki kompozitin polimerizasyon büzülme vektörü cam önemeri yerinden oynatmasın. Yani cam önemeri dar yapıp üzerine bolca kompoz yapıyorsanız kendinizi kandırıyorsunuz. Hele kalsiyum üzerine cam önemer yaptım. Hele ışıklı yaptım. Üstüne kompozit yaptım diyorsanız korkunç büyük hata yapıyorsunuz. Çünkü cam önemerin bağlandığı tek yer kalsiyum etrafındaki dentin dokusu. Ona da bağlanması çok zor. Testini yaptık biz başaramadık bile. Doktor öğrencimle. de cam önemeri geleneksel cam dişe bağlantısını sıfır bulduk. Durmuyor bile yani simiri kaldırmanız lazım. Çünkü dentin dokusuna cam önemer demiyor ki simir tabakasına değiyor. Hele hele derin bölgede simir tabakasını geçip kalsiyuma değmesi çok zor. Asidik olması lazım ki kalsiyumu çözsün. Kalsiyumun çıktığı yere flor girsin. Açıkta kalan kalsiyumla flor bağlasın. Kalsiyum flor olarak çöksün. Adezyon böyle oluyor. Ama çok zor. Size önerim böyle. Evet. Son dedim ama bir sürü arkasından sorular gelmeye başladı. Tamam farklı adeziv markalarını tercih ederken hema miktarı yönünden nasıl değerlendirmeliyiz diye yine iki farklı yerden gelmiş. Vay 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 çok güzel <laughs> sorular tebrik ederim. Şimdi o da şöyle bir şey mesela son zamanlarda hema free kompozit diye bir şey var. Keşke adezivleri anlatsaydım o zaman çok güzel örneği vardı bu konunun. şöyle düşünün. Bir kompozit bloğu düşünün. Yani adezif, akıcı kompozit, kompozit yaptınız. Diyelim ki toksik bir reaksiyon gelişti. Toksik bir reaksiyonun sebebi hangi monomerdir diye bir soru soracağım size. Bunu çok bilmenize gerek yok. Ama şöyle düşünün. Toksite varsa ilk kullandığınız malzemenin pulpaya ulaşmasından başka bir şey olamaz. Yani siz kompozitin pulpaya ulaşmasından çok adezivin pulpaya ulaşmasını sağlıyorsunuz adezivin pulpaya ulaşması demek toksite varsa onlardan biri bundan sorumludur. Şimdi bir bakalım ilk kullandığınız adezivin içinde neler var? Aseton, hema, tek DMA var. Şimdi aseton zaten uçuyor. Geriye iki şey kalıyor. Hema mı? Tek DMA mı? Hema suya bayıldığı için suyun altına inebiliyor. Suyun altına iniyorsa lenfin altından da pulpaya gidebiliyor. Çok zor bir ihtimal. Ama gidebiliyor. Çünkü özgür ağırlığı daha fazla çöküyor. Bu yüzden diyorlar ki biz hema free kompozit yaptık. Yani hema toksesini kaldırdık. Oğlum hemayı kaldırırsan mema kullanmak zorundasın. Cema kullanmak zorundasın. O senin lenfin içine gireceksin. Altı tıkayacak ki tıkadığı yerin üstünde kalan suyu aseton uzaklaştırabilsin. Yani sen hemanın toksesini düşürürken bağlanmayı kaldırırsın. Hemasız adı hema olmaz ama Suyu seven bir monomersiz asla adezyon olmaz. Evet. Harika bir sunumdu. Çok teşekkür ederiz demişler. Işık e, kaynağının yönüyle ilgili yine Güzel. bir soru var. Hı hı. Şimdi aslında ışık kaynakları son zamanlarda çok popüler oldu. Çok popüler oldu demek şu. ya Bir tane bir firma bana hocam dedi siz bizim kompozitimizi ışık cihazımızı kullanır mısınız dedi ben de zaten bir hediye edecekler falan yani öyle bir hani o 40 yılın başında birisi bize önemli kabul etti ee, hocanın bu ışık cihazı kullanmasını istiyormuş gibi İyi tamam benim tamam. hocam dedi size hoca olduğunuz için yüzde yirmi indirim yapacağız dedi Allah Allah dedim tamam ne kadardan bahsediyor ki dedim şimdi rakamı abartmayalım da hani ortalama bir şey diyeyim mesela 3000 euro ışık cihazı yüzde yirmi indirim yapıyor bana mesela 1500 euroya veriyor. Tamam Şimdi Bana diyor ki hocam size 1500 lira vereceğiz. Diyorsun ki kardeşim senin bu ışık cihazının bu kadar para etmesinin sebebi ne? Gücü ne kadar bunun? Adam diyor ki hocam bunun gücü 1800 mW bölü santimetre kare. Şimdi dikkat edin. 1800 milyon santimetre diyorsun ki ışık kaynağı çok iyi ya. Helal olsun. Yani bu, bu alınabilir. Bir adam geliyor diyor ki hocam size bir tane ışık cihazı bir kardeşinize bir de evde çocuk oynasın diye üç tane ışık cihazı size hediye etmek istiyorum diyor. Allah Allah diyorsun ya niye bana hediye ediyorsun? Hocam işte hediye olsun ne olacak diyor. Soruyorsun fiyatı ne kadar? Diyor ki 250 lira tanesi. Ya biri bana iltimas geçip yüzde yirmi indirip yapıp 1500 liraya indiriyor cihazı. Arkadaş tüm sülaleme ışık cihazı hediye ediyor. Fiyatını soruyorsun 250. Işık gücünü soruyorsun ne kadar? E diyor ki 1800. Şimdi burada sorun şu. Bir önce örneğini anlatmıştım. Işık gücü bizim için çok kıymetli bir şey. Ama ışığın nasıl elde edildiği daha da önemli. Hepsi led bunların. Ama bir tanesi üç tane led ampulü yan yana getiriyor. Merceğinin çapı yaklaşık bir santim. Öbürünün bir tane ledi küçülte 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 tipini yani tip deniyor ucuna merceği daracık hale getirip ışık gücünü 1800'e getiriyor. İkisi arasındaki en büyük fark güç olarak değil oluşturduğu ısı yönüyle. Sanki şunu düşünebilirsiniz. Hocam ne var ya şimdi ısı oluşuyor diye uzaktan tutarım ışığı. Mantıklı. Kötü bir alternatif değil. Ben de öyle kullanıyorum. Uzaktan tutuyorum ucuz cihazları. Ama sorun şöyle oluyor. Siz MOD bir kavite açarken Çapı 1 santim olan ışık cihazı 10 saniye tuttuğunuz zaman bütün yüzeyi polimerize ediyorsunuz. Ama çapı 04 olan bir ışık ucu tipini bir emodeye 10 saniye her yere 10 saniye tutmak zorunda kalıyorsunuz. Eğer o aşamada ısı faktörünü elimine etmezseniz hiperemiye dönüştürebilirsiniz. Belki 1500 lira çok vicdansız bir para. Çok vicdansız. Yani ben şuna inanıyorum. Bu ülkede hiçbir diş hekimi o ışık cihazını almamalı. O cihazın değeri o kadar değil. Bu cihaz 200 euro, 500 euroya kadar alınabilir. Ama 2000 euroya olmamalı bir ışık cihazı. Yani bir led ışığı, bugün bir led ampulünün gücü bellidir. Sırf çapı büyük diye diş hekimine bu kadar pahalıya satılmamalı. Ve herkes o 250 liralık ışık yerine o 500 euroluk almalı daha güvenli kompoz yapabilmesi için. Bence bunu üreten firmanın dünya insan sağlığına hediyesi olmalı o yoksa 3 bin euro yapıp 3 diş hekimi kullanıp da başarılı bir restorasyonu yapıp milletten 30 bin lira almak değil. İkisi de düşünce kırılıyor sonuçta. Yazık. Bunun için ışık kaynakları arasında tabii ki led, çapı geniş olan ama ucuz olanları tercih etmenizi öneriyorum. Çok çok teşekkürler var. Tüm doğru bildiğimizi sandığımız bilgileri yerinden oynattınız, yandık demiş. <laughs> Dinleyici. Çok güzel bir sunumdu. Ağzınıza, emeğinize sağlık. İkinci kez dinlediğim halde bitmesini hiç istemedim. Çok faydalı ve çok güzel bir konuşmaydı. Teşekkür ederim. Sunum <laughs> harikaydı diye çok fazla sayıda teşekkür var. Eyvallah. Ben teşekkür ederim dinlediğiniz Abi, için. Son derece akıcı, çok güzel bir sunumdu. Umarım herkes böyle düşünüyordur. Gelen yorumların hepsi öyle, bolca da soru geldi. Herkes can kulağıyla dinlemiş ki bol miktarda da soru <gülüyor> <getirdi>. <gülüyor> Ne güzel, ne güzel tabii ki. Herkesin sorularını buradan cevaplayamayabilirim. Ee, ama bir Instagram hesabım var. Yehebagis diye adından da bulunabilirsiniz. Bütün soruları açık. Zaten o Instagram hesabının tek bir sebebi var vaka yayınlamak, vakanın yapım tekniklerini anlatmak. Hayatım boyunca hiçbir zaman ben bir işi iyi yapıyorum diye Instagram'a koymadım. Ben nasıl yapılıyor diye görün, benden daha iyisini yapın dedim ve hep şunun peşinde koştum. Lütfen Instagram'da sağda solda gördüğünüz resimlere bakıp kendinizi eleştirmeyin. Kendinizin kötü hekim olduğuna inanmayın. Bakın size önemli bazı şeyler söyleyeceğim. Mesela A2 renkli bir dişe dolgu yapıp, laminet yapıp çok başarılı olduğunu söyleyen bir hekimin sizi etkilemesine izin vermeyin. Çünkü hiçbir zaman dümdüz A2 diş o hekimin elini her zaman geçmez. A2 diye yapılan bir dişi siz 100 vakada bir tane bulursunuz. Eğer yiyorsa o arkadaşlar kötülerini de sunsunlar. Yani yaptık ama olmadı. Olmama sebebi bu. Sakın bunlardan etkilenmeyin. Mesela en çok sorular şöyle geliyor arkadaşlar. Mesela diyor hocam benim kompozitlerim iyi parlamıyor. Oğlum tabii ki parlamaz. Çünkü sen almışsın bir tane kompozit. Yüzde seksen beş doldurucu var. Her tarafından doldurucuları taşıyor. Sen cilayı sürüyorsun, sürüyorsun, sürüyorsun mat kalıyor. E çünkü yüzeyi tamamen doldurucu dolu. Doldurucuları parlatamazsın ki. Ama millet orada iki tane sana monomer oranı yüksek, doldurucu oranı yüzde altmış. %40 monomer var. Bildiğin total protezin akrili gibi. Tamam. Onu yapıyor. Üzerine cilayı sürdüğü zaman cam gibi parlıyor. Sen diyorsun ki benimki böyle olmuyor. Oradan soruyor. Hangi kompozit? Oğlum niye hangi kompozit soruyorsun? Onun sen iki senelik verilerine bak. Hepsi renk veriyor. Bir anlamı yok ki. Tabii ki teknolojiye bağlı yeni malzemeler var. Bak onları onları ayrı bir kefeye koyuyorum. Bunlar ayrı değerlendiriyor. Burası yeri değil onun. Ama kendini arkadaşım sakın suçlama. Senin hekim olarak yapman gereken tek bir şey var. Zarar vermeyeceksin. Zarar vererek bir şey yapmayacaksın arkadaş. Neye mal olursa mal olsun zarar vermeyeceksin. Eğer bu çürükse sağlıklı dentini kaldırırsan derler ya iki elim yakanda olsun öyle. Zarar vermediğin sürece hiçbir sorun yok. Renk zaten aynı renk yapma. Parlamayabilir. Zaten parlasın diye yapmıyorsun sen. Sen dolgunun fonksiyon olarak orada kalmasını istiyorsun. Tabii ki parlarsa iyi olur. Ama bu her bölge için ayrı kompozit almanı gerektirir. Bugün bir kompozitin tipi olmuş 100 euro. Bir adezibin fiyatı olmuş 700-800 lira. Sen bunlarla 250 liraya dolgu yaparsan nasıl alacaksın bunu? Devlet veriyor 40 lira bir dolguya. Şimdi sen koy bakalım bunlar eşit şeyler mi? Hak mı? Adalet mi? Böyle şey olmaz. Dolayısıyla benim burada şöyle herkes çok yetenekli. Tüm diş hekimleri Türkiye'de yetişen ben çok ülkenin diş hekimlerini tanıyorum. İnanılmazsınız arkadaşlar. Hepinizin elini emeğine sağlık. Ama sizden ricam bu mezun olduktan sonra eğitimlere biraz dikkat edin. Daha çok size bir şeyler katacakları dinlemeye çalışın. Size teknik öğretmekten sonra Teknikten çok işin felsefesini anlatacaklara bulun. Siz bir şey yaptığınız zaman altında ne oluyor bunu sorgulayın. Siz bir şey gördükten sonra gördüğünüz estetiğin değil bir sene sonra bir gün sonraki hastanın reaksiyonunun ne olduğunu sorun. Bunlar sizi her zaman bir üst seviyeye çıkacak. Asla markacı olmayın. Her marka ismini bir iki kat daha pahalıya satar. Ama marka kötü bir şey değil. Sadece maddenin içeriklerinin ne olduğunu bilin onu da sorun. Bize sorun, hocalarınıza sorun hangisi iyi diye. Ne kadar komiktir ki ağaç Plus gibi bir rezin içerikli bir kanal patı kullanıp toksik etkisinin olmadığını kabullenen, bunun yanında kompozitin, monomerin toksik olduğunu kabul edip insanları yanlış etkileyen hocaları düşünün. Yani konuşacak çok şey var da genel olarak e, sorunumuz zarar vermemek olmalı arkadaşlar. Evet, başka soru var mı? Bence de devamı gelecek gibi Yıldırım abi çünkü e, devamını bekliyoruz diye yorumlar geliyor. Bir de e, adezivlerle ilgili daha sonrası için bir şey olabilir mi e, konuşma olabilir mi gibi yorumlar da gelmiş. Evet şimdi bence diş hekimliği nerede rezin nerede orada rezaletten başladı. E, rahmetli hocamın beni ağlattığı günü hatırlıyorum arkadaşa kompozisi yaptım diye e, bu, o günlerden bugüne geldik. Ama eğer biz günümüz diş hekimleriyle, Türk diş hekimleriyle gurur duyuyorsak, eğer dünyanın sayılı diş hekimlerinden biri olduklarına ben inanıyorsam, tüm kalbimle inanıyorum buna, e, iş olsun diye söylemiyorum. Adeziv büyük eksikliğimiz arkadaşlar. Adeziv uygulama kurallarını iyi bilmiyoruz. Herkes iyi bilmiyor. Ben çok iyi biliyorum demiyorum. Ben felsefesini biliyorum sadece. Her malzemeyi neden uygulamamız gerektiğini biliyorum planlarımız var. Bu adezimlerle ilgili kısmı her diş hekiminin öğrenmesi lazım. Her diş hekiminin. Bu sadece tedavide uzmanlık yapan birinin işi değil. Dolgu diş hekiminin ortak konusu bu adezivleri çalışmamız lazım. Doğru işler yapmamız lazım diye söylüyorum. Zaten bir kısmını anlattım bugün ama Ayşe düşüneceğiz inşallah olur. İki saati bulduk. Evet. evet. Siz de yoruldunuz. İki saatleri hiç mola vermeden anlattınız. <laughs> Çok, çok teşekkür olduğunu. ediyoruz. Ben teşekkür ederim arkadaşlar. Sorularınız varsa Instagram hesabından rahatlıkla gönderebilirsiniz. Ben hesabınızı Bir kere daha söyleyebilir misiniz Yıldırım evet. abi? Kaçıranlar olmuş. Tamam. YH Bagis benim. Hatta şöyle bir şöyle göstereyim. Bir saniye. Neyse. Sonuçta YH Bagis. Yıldırım Hakan bağış deseniz de çıkıyor. YH Bagis diye. Evet buradan bakabilirsiniz. Burada bu ben asla sizi takip etmeyeceğim arkadaşlar. Sizin özelinize asla girmiyorum. Benim tek bir amacım var. Takıldığınız yerde soracağınız birinin olması lazım. Bu hesap sadece bunun için. Sizin özel hayatınıza asla girmiyor. Yaptığım tek şey vakaları doğru şekilde yapmaya çalışmak. Sizi daha fazla bilgilendirip cesaretlendirmek bu kadar. Sorularınızı da bekliyorum. Sormak istediğiniz her konu hakkında. Hemen hemen tüm soruları sordum galiba. Tekrar çok teşekkür ediyorum. Tamam. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. İnşallah tekrarında görüşmek üzere. İnşallah. Görüşürüz. İyi akşamlar. İyi akşamlar hoşçakalın.